Herkese iyi akşamlar. Bayram öncesi yine hep birlikte amatörlü sohbetler olarak burada buluştuk. Efendim dün Dünya Amatörler Günü'ydü. Hepinizin amatörlüğünü canı gönülden kutluyorum. Beraberliğimiz biliyorsunuz son 3 senedir Zoom üzerinde her çarşamba hem bana katlanıyorsunuz hem burada kahkahalarla keyif alıyoruz. Hep birlikte güzel şeyleri yad ediyoruz, güzel şeyleri anıyoruz. Rahmetli olan, saygı olan eski amatörleri anıyoruz. Keyifle genç amatörlerimizin de yaş günlerini kutluyoruz. Bugün de Hasan Bey'imiz, genç amatörümüz 60. yaşımı. Doğru mu Hasan Bey? Nice senelere. Vay, hiç göstermiyorsunuz. Teşekkür ederim. Bugün doğmuşum. Seyit Bey 1 diyor. 61 mi? 60 mı? Okuyamadım biraz her şeyi. 60. Oh. Hasan abi 60 de ben de 58. Yakalamaya çalışıyorsunuz. Yakalarsınız ama 2 tane kalmış. Seyit abi beraber koşuyoruz Hasan abinin arkasından. benim de bugün doğum günüm. Ha. Çifte. Her ikinizi de tebrik ederim. Aa çok ilginç. Aynı gün. Hep koç burcu belli oluyor. Ay Allah. Maşallah. Hasan Bey siz o zaman 60'ta bir durun da Adem Bey ile Seyit Bey sizi yakalasın 2 sene sonra. Tamam duracağım abi söz. Allah herkese sağlık uzun ömür versin. Başka keder vermesin. Cümlemize inşallah. İsmail Bey siz dönmediniz mi Almanya'ya? İsmail Bey'in görüntü bir geldi bir gitti. Ama şeyde değil, istasyonda değil. İş yerinde durun. Merhaba, yok. Evde değilim, dışarıdayım o yüzden. Ha, oldu. Ben de dedim, dönmediniz mi hiç? Ha, yok. Cumartesi günü döndüm. Evdeyim de. Bugün dışarıdayım ama. Anladım. O yüzden. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar bu arada. Dışarıda derken antenin altında mısın? Yok negatif. Misafirlikteyim başka yerde. Vallahi çok incesiniz. Misafirlikte bile buralara gelmeniz, programa katılmanız çok büyük incelik. Teşekkür ederiz. Seyit Bey ses gelmedi yine. Yok hiç gelmiyor şimdi. Vallahi ne kötü günler yaşatmışım size mikrofonu satın almadan evvel. Şimdi Seyit Bey bayağı uğraşıyor. Tekrar bakalım. Yok. Gelmiyor. Hiç kimse duymuyor değil mi? Bir tek ben duymuyor değilim. Duymadım. Tamam. Tamam şimdi geliyor. Ben görüyorum zaten. Yeşilleniyor ya etrafı. Evet. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Hani diyorsunuz ya insanlar çekiniyorlar falan diye. Ya bak adam misafirliğe gitmiş. Misafirlikte misafirliği bırakıyor buraya katılıyor. Bu adamdan korkulmaz mı? Yok, bizim için İsmail Bey çok değerli. Her türlü şeyde ilk başı çekiyor sağ olsun. Hem istasyonunda hem uyduğu projelerinde özveriyle. Biraz evvel Rüya Hocam da söyledi. Her daim bütün aktivitelerde hep imzası var İsmail Bey'in. Özellikle de Field Day yaptığımız QoS Field Day'inde yani baş aktörlerimizden biriydi. İyi ki varsınız İsmail Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yani Seyit abinin dediği gibi yani o bir şey dışarıda olsam bile muhakkak dinlemem gerekiyor sizi yani dinlemem lazım. Yani sizleri seviyorum o yüzden de buradayım yani. Nerede olursam olayım fark etmez. Yo çok çok teşekkür ederiz. Biz de keyif alıyoruz. Sizleri burada görmek cidden çok keyifli. İnşallah uzunca bir senede devam edeceğiz. Efendim yavaş yavaş programa ben başlayayım. İlk bugün bir çılgınlık yaptık. Nerede bu? Bugün sevgili efendim söyleyeyim. Bak şimdi Kerem bizim amatörlerden Kerem Uçaylı şu an Almanya'da. Geçtiğimiz hafta bana dedi ki ya dedi böyle anten analyzer gerekli. Dedim bendekini al kullan. Comet'in HF, VHF, UHF şeyim var. Ama yüksek frekansı yok onun. Onu söylemiştim. O da gitti yeni model. Bu
nano VNA'nın 300 GHz'e kadar ölçen bu cihazdan almış. Bugün de bana şey yaptı. Volkan dedi, kutu geldi yalnız ben bir hata yapmışım dedi. İki adet almışım dedi. Bir tanesini iptal edeceğim. Dedim sakın etme. O dedim banaymış meğerse, haberin yok. Ben çünkü okullarda biliyorsunuz çocuklara kurarken peç antenleri geçtiğimiz hafta Teoman'da yapılan çalıştayda olduğu gibi yerine kurduktan sonra da bir sever ölçmek elzem oldu. Bu vesileyle çocuklar için, gençler için ben de aynı furyaya katıldım. 50 kHz, 300 GHz arası Vimo'dan ben de bir tane nano VNA aldım. Önümüzdeki haftalarda biliyorsunuz artık her ayın ilk haftası Levent Beyler Amerika'dan programımıza katılıyorlar. Ya bu program ya bir sonraki program bir kere daha nano VNA nasıl okunur, nasıl kullanılır, trikleri, incelikleri. Bunları birkaç kere daha Barış'la da işlemiştik ama bir de farklı bir üstadın gözünden bir nano VNA işleyelim istedim. Önümüzdeki günlerde bunu da yine konu edineceğiz. Özellikle peç antenin olmazsa olmazı ölçümde muhakkak böyle bir cihaz gerekiyor. Tabii eski aldığımız anten analyzerlarda artık bir tek HF'de herhalde işimize yarayacak. VHF, VHF'de çünkü 600'ün üzerine çıkmıyordu diğeri. Yarı analog dijitaldi. Böyle de yeni oyuncaklar geldikçe kullanacağız. Bunu da buradan paylaşayım istedim. Her şey çocuklar için. Bu arada İstanbul çevresinde 3 GHz'e kadar ihtiyacı olan dostlarımız olursa söylemeleri yeterli. Biliyorsunuz ben tek kendime getirmiyorum. Herkesle her şeyi paylaşıyorum. Ahmetciğim müsait misin? Sana bir iki soru soralım mı nano VNA ile ilgili? Ses gelmiyor. Geliyor mu? Şimdi geliyor. Ama arkada bir uğultuyla birlikte geliyor ama geliyor. Şimdi nasıl? Daha iyi. Nasılsın? Tamam. Öncelikle geçen hafta Teomanlar'da çok güzel bir çalıştay olmuş. Videolarını burada da paylaştık. Daha sonra Barış da paylaşmış. Keyifle sizi izledik. Azıcık senden de deneyim alalım. Nelere dikkat edelim? Nano VNA'larda abi bir girişi çıkışa, çıkışı girişe bağlamayın. Kesinlikle. Yani doğrudan kuplaj yapmaya çalışırsanız şeyi çok yapma ihtimaliniz var. Girişi amplify falan ölçecekseniz kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum. Girişten çıkışa giden hat üzerinde yükseltme gibi bir işlem yapıyorsanız muhakkak ve muhakkak araya desibel zayıflatıcı olarak kesin olarak bildiğiniz bir zayıflatıcı atın araya. Yoksa yakarsınız cihazı. En kritik şey o. Ondan başka 3 GHz'e kadar ölçer diyorsunuz da bu modeli bilmiyorum ama bu model muhtemelen 3.5'a kadar falan ölçecektir. Oo. 3.5 ama daha iyileri de var piyasada. Onlardan almanız daha avantajlı olabilirdi. Ama ben 3.5 üstüne ne yaparız? Bir 5 yaparız 40 yılın sonunda. 6 GHz'e kadar rahat rahat ölçüm yapan cihazlar var şu anda piyasada. Tavsiye ederdim. Ondan başka neyi ölçmek açısından bakalım. Bir de şey, amplify falan ölçerken dikkatli olun, dediğim gibi amplify haricinde zayıflatıcıları hesapladığınızda ölçümünü yapabileceksiniz. Zayıflatıcı ölçmek için kullanabileceksiniz. Antenden yansımayı ölçmek için kullanabileceksiniz. Oo. Zaten yansıma dediğim SVV'ye tekabül ediyor. Yani şey değil, öyle amşamışlar değil ama yani çok kullanıcı, çok güzel, etkin çalışabilecek cihazlar bunlar. Harika. İşte bunu Levent Beyler de işleyeceğiz. Aslında bir gün sen de bize, bu ekranların çoğu bana şey geliyor, çok yabancı geliyor. Birçok nano VNA sahibi de birçok özelliğini çok sonra öğreniyor. Orada uyaracağım bir şey var mı? Abi aklıma geldi. Başka şeyler de söyleyeyim. Gecikme falan ölçebiliyorsunuz kabloları, empedans ölçümü için. Şey yapabiliyorsunuz böyle kablo empedansı nasıl anlatayım? Anlatması doğru. Kablonun gecikmesini ölçebiliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Kırıldığı bir yer varsa kırıldığı yeri bulmak için kullanabiliyorsunuz. Kablo uzunluğu ölçüm modülleri falan var.
Metraj da veriyor mu? Efendim? Metrajına kadar söylüyor mu? Şu kablo bu kadarıncı metrede, yani OTC cihazı gibi, fiber optikteki OTC cihazı gibi de davranabiliyor mu? Gibi, öyle hatırlıyorum. Öyle o özellikleri var yani. Gecikme ölçme açısından kullanabiliyorsunuz. İşte atıyorum Kadri abinin başına gelen olaydaki gibi uyduya fazla çıkıyorsunuzdur. Kaç metre kablo kullanırsam ne kadar zayıflatacağım muhabbeti varsa elinizin altında. Kablo uzunluğuna göre kaybını ölçebiliyorsunuz kablonun. Ama tabii hepsi kalibrasyonla yapılıyor birçok iş. Ve kalibrasyonu düzgün yapmanız gerekiyor ve belki de en önemli şey profesyonel cihazı olmadığını unutmayın. Elinizdeki nano VNA'lar bir profesyonel cihaz değil. Bunu kesinlikle göz ardı etmeyin. Ama birçok amatör arkadaşım ve benim de işimi çok güzel gördü. Hala Ahmet. Görmeye devam ediyor. Ahmet. Efendim Hasan abi. İyi akşamlar. Ne diyecektim ya, bir anda kafam gitti. Bu anten analizer özelliğini kullanırken başka bir fonksiyon var mı? Abi ne gibi bir fonksiyon soruyorsun? Yani bildiğimizin dışında başka pratik bir uygulaması var mı? Yani pratik uygulama derken sahada abi SVV'yi ölçebiliyorsun. SVV zaten aslında yansımayla alakalı bir şey. S1 bir parametresiyle alakalı. Bir de şey soracağım. Bir kere kalibre yaptığımız zaman muhtemelen ne kadar bu kalibreyle gidebiliriz? Bir kere kalibrasyon yaptığımız yer... Abi kalibrasyonu zaten bir kere yapıyorsun. Belli frekans bandında. Başlangıcın bu, bitişin bu diyorsun. Kalibrasyonu yapıyorsun. O kalibrasyon aralığında kullanabiliyorsun. Şimdi mesela ben aldıktan sonra bir kere yaptım, videosunu seyrettim, yaptım. Sonra bir gün ölçüm yaparken bir tutarsızlıklar denk geldi. Yani 3-5 ay sonra diye. Bir tane şöyle kalibrasyon yaptım. Ondan sonra şey oldu yani. Ben sanki 6 ayda bir falan ister gibi geldi bana ama tabii ben... Yok, şöyle, köylü çocuğum benim. Cihazı kapatıp açtığın zaman sıfırdan başlatıyor cihazı. Kalibrasyonu yaptığın bir kayıt hafıza bank gibi bir bölgesi var. Öyle diyeyim. Kalibrasyondan sonra ama son bölüme kadar tıklıyoruz. O şey menülerde 4-5 tıklıyoruz. O hafızayı almıyor mu? Hafızayı alıyor ama sen kapatıp açtıktan sonra sıfırdan başlatıyor sistem. O hafızada olan hala hafızada bir yerde duruyor. Diskteymiş gibi düşün. Diskten onu tekrar okutup hafızaya al demen gerekiyor. O nasıl oluyor? Ben onu merak ettim yani. Onu yapmamız lazım. Özelliklerde V-Call diye bir seçenek var. V-Call kısmından o hafıza bankasındakini çağıracaksın hafızaya. Yapacağın tek şey o. Sesim boğuk geliyor. Tam anlamadım. Hafızadan ne alacaksın? Hafızada V-Call seçeneği var, tamam mı? V-Call seçeneğini kullanıp hafızaya kaydettiğin o VV'leri hafızaya çekmen gerekiyor. Bir ara denerim. Yani. Ahmetciğim, Türkiye distribütörü yok, doğru mudur? Abi ben araştırdım. Ben ilk olarak Wuhan Elektronik böyle bir firma bulmuştum Türkiye'de. Nano VNA 1 için konuşuyorum bunu. Türkiye'den ilk nano VNA'mı ilk olarak Türkiye içinden almıştım. Ama sonra baktım adamlar da satışı durdurmuş anladığım kadarıyla. Şu anda Türkiye için distribütör veya satıcı var mı bilemiyorum. Bu birinci soru. Peki. İkinci sorum da menüsünü Türkçeleştiren, multi-language Türkçeyi de ilave eden kimse oldu mu veya yazıştı mı firmasıyla? Abi Türkçeleştiren görmedim. Ama şeyler gördüm böyle. Menülerin açıklamaları, menülerin nerelere gittiğini gösteren şemalar var. Onları gördüm. Bir de bizim buradaki arkadaşlardan bir tanesi İngilizce bilgisi zayıf olduğu için bileyim artık. Yani kullanımı öğrenmek için Türkçelerini yazdı altına, öyle söyleyeyim. Bir şematik olarak, ama ne kadar etkin yazdı, ne yaptığını etti bilmiyorum.
Abi çok karışık. Hazır aleti alıyoruz. Direkt üreticisiyle yazışıp, bakın Türkiye'de de bu bayağı bir ilgi görüyor. Biz translate edelim. Bize menü dosyalarını yollayın. Onları Türkçeleştirelim, yollayalım. Seçenek de Türkçe'de kalsın. Abi zaten yanlış hatırlamıyorsam Huygen diye bir sistem. Daha sonra Huygen diye bir ne diyeyim? Dağıtıcı mı diyeyim? Bir ya bir firma değil aslında bunlar. Bir ekip. Ekip aslında bu işi başlattı. NanoVNA'yla. NanoVNA'nın ilk versiyonuyla. Onun üzerine NanoVNA 2 geliştirildi ama başka bir ekip tarafından geliştirildi falan filan. Yani aslında kaynakla önce o açık olma ihtimali yüksek. Oh, o zaman biz de yapabiliriz. Abi o parçaları bulmak istemezsin, o kadar söyleyeyim. İbrahim. Parça bulmayacağım ki, ben firmware'in içerisindeki language set'e tek tek kelime kelime Türkçelerini basacağım pompalayı. Evet. Firmware'i bulursan evet, doğru. Yani firmware'i açık kaynak yapmışlar mıdır? Peki cihaz bir gelsin, bir yazışalım bakalım. Biz Analog Devices'ın Türkiye şeyini bile bulup neler yapmış adamız. Neden olmasın? Hizmet etmek amaç. Analog Device kurumsal ama bu adam da o kadar kurumsal değil. Çok farklı versiyonlar var şu an piyasada. Çin çakmaları var. İşte Çin'de üretilip ana sistemi kuran firmalar. Benzer biçimde başka klonlar da çıktı Çin klonları haricinde. Yani ana distribütörler, ana firma haricinde diyeyim. Başka klonlar da çıktı. Ve çok şeyler böyle ikinci kalite malzeme kullanan da var klonlarda. Gerçekten iyi klonlar da var. Daha iyi versiyonlar da çıkartıyor adamlar. Yani bu temel oldu adamlar açısından. Peki bu bizim aldığımız orijinal herhalde. Onu bilmiyorum. Vimos atıyorsa muhtemelen orijinaldir diye tahmin ediyorum. Anladım. Ama benim yine aynı şey söylüyorum ama NanoVNA yerine tavsiyem 6 GHz'e ulaşabilen başka versiyonlar. Anladım. Valla şimdi benim en azından uydudaki bütün talepleri rahatlıkla yapabileceğim. Evet. İyi bir cihaz gibi görüyorum. Çok da büyük bir bedel ödemeyeceğiz. Böyle devam edeceğiz. Şimdi bugün tabii konularımızdan bir tanesi modification. Bir soru daha soracağım Ahmet'ciğim. Sonra seni istirahate bırakacağım. İzninle. NanoVNA'nın modifikasyonu var mı biliyor musun? Yani modifikasyon isteyen bir cihaz değil bana göre. Yani çok ahşam bir cihaz değil. Şey olarak kullanım açısından. Yani hiç gerek görmedim modifikasyona, öyle söyleyeyim. Mesela 3'ü 5'e çıkaramaz mıyız? Yani. Abi 3'ü 5'e çıkartamazsın zaten. Adamlar 3'ü 5'e çıkartabilecek olsa zaten emin ol şey yapardı. Onu özellik olarak etkilerdi. Bir noktadan sonra güvenilmez hale geliyor, onu da belirteyim. Yani 3'ü 5'e çıkartmak istediğin zaman 3'ü 3.3'e çıkarttın diyelim, atıyorum. 3.3'ten sonra gürültü şeyi geçiyor. Senin sinyalin geçmeye başlıyor. Görüyorsun zaten AV'de. O denediniz yani. Yani modifikasyon olarak değil. Ama ayarlarda şey var. Başlangıç durma noktaların var. Durmayı mesela bendeki versiyonda 6.3'e kadar gidiyor. 6.3'ü aldığım zaman garanti edilen aralık galiba 6 GHz. 6 GHz'den sonra gürültü dolayısıyla aşağı gidişi görüyorum S1'de. Yani sapıklığını görüyorsun net biçimde. Anladım. Sonuç itibariyle kararlılığı bu aletin 5 GHz, 3 GHz. Çok fazla yukarılara da çıkmaya gerek yok. Yani sizin açıdan gerek yok. Tamam. Ne söyleyeyim. 5 GHz, 5.8 çalışacaksanız var ama işte 5.8'e çıkar mı bu cihaz? Elindeki bu cihaz çıkmaz benim tahminim. Anladım. Yok, çıkmasın da zaten. O kadar şey değil. Peki çok teşekkür ederiz. Güzel bilgiler için. Murat Bey hoş geldiniz. Şekil yapmışsınız. Kameranın bakış açısı değişmiş. Murat Bey kulaklık kulakta değil. Bizi duymuyor herhalde. Murat Bey iyi akşamlar. Duyuyor musunuz bizi? Başka bir şeye bakıyor. Pekala. Çok da kaçırmaz buraya.
Uydudan seslenin Volkan Bey, uydudadır. Murat Bey, Murat Bey uyduda çıkmıyor bildiğim kadarıyla. Morsçu, morsçu. Açtı mikrofonu. Bir papa bravo. Bir papa bravo. Pardon, karıştırdım ben. Murat Bey. Bir papa bravo. Murat abi duyuyor musun? Bugün açıyı da değiştirmiş kameranın. Onun için hemen bir söz vereyim dedim. Bir de geçen hafta yoktu. Sıhhati yerinde mi? Onu soracaktım. Murat Bey bizi duyuyor musunuz? Yok, ses gelmiyor. Mikrofon kapalı. Duydu. Mikrofon kapalı. Evet, mikrofon kapalı. WhatsApp'tan yazalım. Şimdi nasıl? Tamam, şimdi geldi. Geldi. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Vallahi ayı gibiyim maşallah. Bugün açı değişmiş, kamera bakış açısı. Ya isterseniz öbür kameraya geçeyim. Yok yok, hayır, bu çok daha net ama öbürü yandan daha genç gözüküyordunuz. Şimdi bir yandan daha genç gözüküyorsunuz derken, üniversite yıllarındayım. Bir otelin lobisindeyiz. O zamanın meşhur artistlerinden Kenan Pars resepsiyondan anahtarını aldı. Asansörlere doğru gidiyor. Müşterilerden bir tanesi dedi, ya beyefendi dedi, çok özür dilerim, bir şey sorabilir miyim dedi. Tabii buyurun dedi, döndü. Siz dedi Kenan Pars mısınız dedi. Adam gülümseyerek evet dedi. Arkanızdan tanıdım dedi. Şimdi sizi de böyle yandan da geç. Aklıma bu anekdot geldi. Ya geçen hafta biraz sağlık problemlerim vardı. Geçmiş. Bu hafta iyiyim Allah'a şükür. Maşallah, yok, geçmiş olsun. İnanılmaz bir gribal var ve benim birçok arkadaşım yeniden Covid oldu. Çok ilginç. Geçen hafta kimi arasam Covid'di. Çok keyifsiz bir haftaydı. Her yerde de gribal şeyler de görüyorum. Evet. İnşallah geçmiştir sizde. Ya ben de yani Covid tarzı bir şey olup olmadığını bilemiyorum. Çünkü test yok. Test kiti yok. Yani isteseniz bile hastanelerde test yapmıyorlar. Ama o tarz bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani var var var. Veya Erel'de de var. Çok sıkıntı var. Biraz şey oldu yani bu çalışma dolayısıyla bizim gece gündüz kavramı değişti bende. O yüzden biraz yorgunluk oldu. Tahmin ediyorum onun biraz etkisiydi. Ama verimli gidiyor. Fena değil. Modifikasyon konusunu görünce dedim, hatta şeyde de yoksun. İstasyonda da yoktun. Dedim gelir gelmez bir gireyim bakayım. Ben de bir tatil edeyim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Vallahi hemen o zaman konuya geçelim. Efendim bugün istedik ki modification nedir, ne değildir, biraz onu konuşalım. Biliyorsunuz cihazlarımızı alırken öncelikle bugün bir genç arkadaşımız, bir başka sevdiğimiz amatör bana yönlendirmiş. Bir genç Türk amatörü çiçeği burnunda. Ne olduğunu ben tam anlayamadım. Çünkü şey, iş yoğunluğu bunun arasında. Yurt dışından biri genç arkadaşımıza istasyon hediye almış. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Efendim istasyonun içerisinde bir tane 857 var. Bir tane anten tuner var. Bir şey daha var. 3 tane ünite. Bunlar yollanmış. Ve gümrükte tabii takılmış kalmış. Gümrük mevzuatıyla alakalı sağ olsun bana yönlendirmişler. Ben de dedim ki o hediye eden kişi niye dedim içine bir yazı koyup da bunlar bir satış değildir, bu tamamen hediyedir, free of charge bir yazı niye koymamışlar dedim. Aradı tekrar, efendime söyleyeyim, gümrükteki kişileri istasyonu alabilmek için tabii vergi istemişler. 13 bin lira bir vergi istemişler. Bundan muaf olunamaz mı diye kendileri... Hediye dahi olsa bunu ödeyeceksin demişler. Bir gümrükçü bul demişler. Neyse sonra yaklaşık bir yarım saat sonra başka güzel bir haber verdi bu genç arkadaş bana.
Yani de hediye olarak yollayan eğer bir vergisi çıkarsa onu da söyle ödeyelim dedim diyor. Dedi bana. Tabii böyle olunca dedim ne kadar keyifli, ne kadar güzel. Öncelikle genç arkadaşı tebrik ediyorum buradan da. Ve hediye eden kişiyi 1000 kere tebrik ediyorum. Gencecik bir Türk amatörüne komple istasyon yollamak çok naif, çok hoş bir şey. Sanıyorum ki Antep... Bu arkadaş tanıdık birisi mi? Tanışma şansımız var mı? Yok hiç değil. Ya beni de bugün başka biri şey yaptı. Volkan Bey'e bir sorun demiş gümrükle ilgili. Genç bir çocuk. Bir tek keşke dedi adaptörü de isteseymişim. Dedim onu da sen aldın abi, zahmet. Evet, gençlere var da belli yaşı aşanlara yok mu yani? Diyorum ki şöyle yaparım. Şimdi ben de WhatsApp'ta kayıtlı genç. Ben programa davet ederim. History'yi daha bir böyle açıklamalı anlatır. Ben de kendisine dedim ki ya adaptörü de siz alın o zaman dedim. Babama ben kabul ettiremem bunu diyor. Babam şey istiyorsan babam benim de yaşıttır dedim. Arasın beni ben kabul ettireyim. Ya çocuk çok güzel bir hobiyle uğraşıyor. İnternetle uğraşmıyor, oyunlarla uğraşmıyor, amatör telsizcilikle uğraşıyor. Ve yani heyecanı güzeldi bugün. Böyle de bir gencimiz şey yapmış. Hediye eden bizdendir belki de. Buradakilerden biri olabilir yani. Senin bildiğine göre. Vallahi Kaya bana yönlendirmiş genci. Sorarız. Ben kimdir, nerededir, hangi bölgede? Ben sorularına cevap verdim. Sonuçta da başarılı olduk. Sanıyorum ki cihazını alacak önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde. Dedim gümrükte de çok bırakma. Orada navlun bekletme parası alırlar. Gelişmeleri yaparız. Efendim bunu niye paylaştım? Tabii Türkiye'deki amatörler, yeni amatörler Face'te de görüyorum. Cihaz seçimlerinde daha hiç deneyimleri olmadığı için bir aylık zorlanıyorlar. Öncelikle cihaz seçimi yapılırken kesinlikle cihazınızın ne menşeli, hangi bölgeden geleceği çok çok önemli. Yani uzak doğu mu, Avrupa mı, Amerika mı? Çünkü hepsinin band planları ve frekans taktikleri birbirinden ayrı. Full skala açık bir cihaz isteniyorsa muhakkak almadan evvel hangi ülkeden geliyorsa ona bakılmasını öneriyorum. En azından birçok şeyi de önden bertaraf etmiş olabilirsiniz. Efendim bugün yine bu yeni telsizi olacak kişilere çok kısa bir burada cevap olsun diye bakabilecekleri birkaç tane site ismi. Bunu daha evvelki programlarda da verdik. Bir tanesi Ham Radio Outlet. Bu sitede envai çeşit cihaz var. Öncelikle yeni amatör olan dostlarımıza HF'e girmeden evvel VHF, UHF bir sabit veya el cihazı almalarını, sadece dinleme yapacaklarsa SDR tabanlı bir cihaz almalarının daha uygun olacağını söyleyelim. Tabii ki üç büyükler var. Kenwood, Icom, Yaesu. Bu üç büyükler bu işin Rolls-Royce'u. Tabii daha da iyileri var. Yani Elecraft'lardan tutun da çok ciddi markalar ve ciddi paralar ödeyip alabileceğiniz cihazlar var ama bu işin Kenwood, Icom ve Yaesu önünü çekmektedir. Öncelikle ilk söyleyeceğim site, burada da gösterdiğim gibi Ham Radio Outlet olacak. Benim bütün cihazlarımın birçoğunu almada hep başvurduğum ikinci yer Universal Radio. Yine burada alacağınız cihazı özellikle yeni amatör olmuş dostlarıma şöyle bir şey öneriyorum. İlk girdiğiniz gün bir şey satın almayın sakın Universal Radio'da. Çünkü dönem dönem çok güzel kampanyalar ve indirimler oluyor. Universal Radio'da çok güzel bir katalog şeyi var. Online katalog seçeneği var. Çok kısa bir site içerisinde de dolaşalım. Buraya girdiğiniz zaman ne almak istediğinizi kategori olarak anten, linear veya besleme ünitesi. Biz diyelim ki bir amatör HF, VHF, UHF cihaz alacağız. Şöyle bir HF'e basalım. HF transceiver'larda şu an popülaritesi yine yüksekliğiyle devam eden 7300 basalım. Gördüğünüz gibi cihaz şu an stoklarda yok gözüküyor. Bütün aksesuarları ve fiyatları gözüküyor. Geri gelelim bakalım. Şu Yaesu'nun yeni modeline bakalım.
FTFT 857'de bu genç arkadaşımıza gelen makinaydı, buydu. FT 10 muydu bu yeni çıkan 10D, DX10? Hemen şu güzel cihazımıza bakalım. Yine stoklarda yok. Yani 710 efendim, 710. 710 mu? Haydi ona gidelim. 710. Görüyor musunuz? Ben göremiyorum. 710 yok abi. Çok ilginç. Evet. 710 yok. Peki, devam etmeyenler zaten discontinue yazıyor. ICOM'un şu yeni çıkan bir update edilmiş. Hiçbir stokta yok ki. Efendim, programımız buraya kadardı. Gördüğünüz gibi önerdiğimiz sitede hiç alabileceğiniz cihaz yok stoklarda. Ya o inanılır gibi değil. Yok satıyorlar o zaman bunlar. Yani gördünüz mü? Hiçbir stokta yok. Ki bu cihaz bir sürü de aksesuarı vardı. QRP olanlarda. Bir bakalım başka neler var. Bir dakika. Yine peki transceiver'lardan vazgeçelim. Amfilere bakalım. Amatör amplifier. Tabii böyle oyuncakları biz şey yapmadık ama çok ilginç. Yani ya üretimi devam etmiyor ya da fiyatları şeyde yok. Ama yine söylüyorum, bu sitede indirimleri eğer kovalarsanız çok ucuza alabilirsiniz. Bir başka sitemiz tabii ki Vimo. Adem Bey veya İsmail Bey, bu Almanya kökenliydi değil mi? Vimo konusunda çok az bir bilgi alabilir miyiz sizlerden? Adem Bey? Vimo Almanya, doğru. İsmail'e yakın zannedersem. Belki o daha çok şey bilir. İsmail Bey? BTM500DE diye. Yine söylüyorum. Yeni cihaz alacak olan bütün dostlarımız önce bir bu sitelere girmesi, ondan sonra seçim yapmasını öneriyorum. DX Engineer var. Yine buraya da girebilirsiniz. Burada da cihazları teftiş edebilirsiniz. Efendim, sonuçta bütçenize göre cihazımızı seçtik diyelim, aldınız. Bulunduğumuz ülkenin, ki Türkiye'de biz BTK'nın koyduğu kural ve kanunlara göre cihazlarımızı kullanıyoruz. Size önerim, yasaklı listesinde olmadığından emin olunuz. ICOM, Kahoot ve Yayasu'yu ben yasaklarda hiç görmedim, hiçbir modelini. Çünkü kararlılığı, hiçbir yere enterfere etmeyecek durumda kaliteli malzeme kullanımından dolayı ve Türkiye'de de distribütör olduğu için herhangi bir yasaklı olduklarını sanmıyorum. Görmedim BTK'nın listesinde. Bilmiyorum, bilen var mı? Bu arada Türkiye distribütörü olan şirketler de eğer programımızı izliyorsa lütfen alınmayınız. Takribi 3 senedir 500-600 saati geçmişiz. Biraz zahmet edin de sizin programa gelip biz cihazları tanıtabilir miyiz diyeyim. Dükkan sizin. Kenwood, ICOM ve Yayasu Türkiye distribütörlerini burada davet ediyoruz. Geliniz, programımıza katılınız. Programdaki bütün dostlarımız da sizin servis verdiğiniz bütün ürünler hakkında bilgi alsınlar diyoruz. Efendim, cihazı seçtiniz. Bant aralıklarını gördüm. Volkan Bey, Volkan abi, kusura bakmayın. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen, buyurun. Hatırladığıma göre, şimdi Vimo'nun sayfasına baktığınız zaman hangi adresten baktığınız önemli. Yani com denilen sayfaya baktığınızda sayfada fiyatları daima ucuz gözüküyor. Onu da geri alınacak tax free davası var ya. Evet. Onun için ucuz gösteriyorlar. Com değil de DE diye baktığınızda o zaman fiyatlar biraz yükseliyor. Yani biz bakarsak buradan Avrupa'da bize fiyat yüksek oluyor ama com diye baktığın zaman fiyatlar aşağıya düşüyor. Oo, ilginç. Evet. Mesela 7300, 1319 euro. Geri geliyorum DE'den. 7300, 1319 euro. Yine aynı kaldı.
Siz oradan girerseniz öyle gösterebilir ama biz buradan bakarsak farklı gösterebilir. Anladım. Bölgeler arasında da şey var. Demek ki bunlara da %19 vergi konuyor. Vergisiz haline aşağıda yazıyor. 1108.4 diye 1319'un altında silik halde yazıyor. Evet. 1108. Vergisiz alma şansımız da oluyor mu ki orada? Hayır, vergisiz alma şansımız burada olmuyor. Tamam. Almanya olmuyor. Ancak Adem abi şeyi anlattı, Volkan abi. Vergili halde alıp Almanya'dan Türkiye'ye gelirken vergi iadesinden faydalanabilir. Aynen. O zaman Türkçe meali benim yanlışım varsa lütfen düzeltin. Var hocam. 1319. Murat abi buyur. Yanlışım var abi. Senin mantık şu. Az evvel sorduğunda ben anladım. Hocam fiş almazsa kaça olana getirmen çalışıyorsun ama öyle bir şey. Hayır, ben daha da beterini söyleyeceğim. Lütfen yetkililer alınmayınız. Bu konuyla ilgili Maliye Bakan Yardımcısıyla da biliyorsunuz bir girişimimiz olmuştu. Pek bir yere ilerleyemedik. Buradan yetkililere bir daha söylüyoruz. Efendim biz yaşlı, emekli, hasbelkader 3-5 kuruşu bir araya toplamış, acil durumlarda devletin bütün yardımına koşan amatör telsizcileriz. Bizlerden lütfen vergi almayınız. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Efendim 1319 euroluk ürünü ben 1108'e indiriyorum. Nasıl indiriyorum? 1319'u ödüyorum Mimo'ya. Tam Almanya'yı terk edeceğim zaman havaalanında task free formunu dolduruyorum. Bu 319-108 arasındaki takribi 200 küsur euro benim cebime kalmış oluyor. Sonra ben uçağıma biniyorum. 1-1.5 saat, 2 saat sonra Türk Hava Yolları ile Türkiye sınırına girip kapıdan iner inmez vergi memurları beni durduruyor. Benim o geri aldığım 200 küsur euroyu 1200 küsur olarak benden tekrar alıyor. Ya hata var mı Murat Bey? Vallahi abi dostlar alışverişte görsün ya. Alalım verelim ekonomiye can verelim. Ya verelim vermesine de ben tabii bunu söylediğim zaman bir dostumuz şey dedi. Tabii ki vergi vereceksin. Bu vergiden feragat etmek, bu vergiden kaçmak suç. Şimdi şöyle bir şey yani seneler var. Rahmetli Tahir abi ve birkaç arkadaş Ankara'da bir nasıl diyelim işte fikir şeyi yapmıştık, jimnastiği yapmıştık. Cihaz satışı işiyle uğraşan arkadaşlarımız da vardı aramızda. İşte orada çok aslında bugün de üzerinde çok ısrarla durulması gereken konular işte ne bileyim cihazların üzerindeki özel tüketim vergilerinin kaldırılması hususunda dernekler bazında işte dernekler bir baskı grubu gibi hareket edip bunu işte idarecilere nasıl aksettiririz falan gibi birçok konuşma geçmişti. Ama ben hala mesela şu mantığı anlamış değilim yani amatör radyo cihazlarının üzerindeki ÖTV'yi ben anlamış değilim. Zaten ÖTV'yi anlamış değilim. Bir sefere mahsus geldi, ayva lekesi gibi yapıştı çıkmıyor. Yani ÖTV sıkıntı. Valla ayva lekesi mi değil mi bilemem ama bir yaklaşık 10-11 sayfa yine 15 sayfa bilemiyorum. Bayağı bir döküman hazırlayıp ben kendilerine sunmuştum. Özellikle yaverine bunu çantama koyun dediler. Öyle gittiler. Biz de öyle devletlimizin arkasından baktık hiçbir şeyde geri dönmediler. Keşke dönselerdi. İstediğimiz de bir parça indirim olmasın. Bilmiyorum yanlışım var mı? 1319 euroluk aleti 1108'e Türkiye'ye getirdikten sonra cidden okkalı bir vergi yine Türkiye'ye girerken biz alırız kardeşim denilip. Volkan Bey. Buyurun. Volkan Bey. Sami Bey buyurun. Şimdi deprem bölgesine gittiniz. Maceranız yoğun bir şekilde biliyorsunuz. Orada devletin zorlandığını diyelim. Gördünüz ve 500'e yakın amatör telsizci büyük emekler verdi. Bunları tekrar gündeme getirsek bu vesileyle kayıt altında da söylemek istedim.
Valla iyi yaptınız. Geçen gün bir tartışma grubu, tartışma diyorum, çekişme değil. Yani fikir teyakkisinde bulunduğumuz bir grupta biliyorsunuz deprem bölgesinde amatör telsiz başvuruları, evrakları, cüzdanları parasız olarak yapılıyordu. Ben de oraya şey yazdım. Ya dedim kısa bir sürelik, en azından 3 aylığına bütün Türkiye'de amatör olmak isteyenleri bedava yapıyoruz. Amaç da önümüzdeki bir bölgede oluşabilecek acil bir durumda, depremde mümkün olduğunca amatörü maksimuma getirebilmek. Hemen bir sürü negatif şeyler, sesler gelmeye başladı. İşte amatörlüğü bu kadar bedava vermek niye bilmem ne. Ben o tarafında değilim. Vergi indiriminin ya da vergi alınmaması ya da yani bu parayı sayıyorsun zaten. Yani 1000 dolarlar para veriliyor. Yani çok makul, %1, %2 bir vergi alacaksa alınsın. Çünkü özellikle 6 Şubat depreminde yapılan hizmet 99 depremi gibi çok makul, yani çok faydalı çalışmalar yapıldı. Amatörlük, hani orada biliyorsun, isim vereyim, Emreler falan röle kurdular. Yani emniyetin rölelerini yeniden ayağa kaldırdılar falan. Yani o kadar gönüllü, o kadar istekli mücadeleler yapılıyor. Yani bizi motive etmesi lazım devletin. Bizim yani o kadar paranın yanında %19, %50, %20 vergiler bizi soğutur. Yani kendimizi geliştiremeyiz ki. Bizim donanımımız iyi olacak yani. Valla Hasan Bey, doğru söylüyorsunuz. Bir fiil içindeydik. Emrelerin de yakınlarındaydık. Hep omuz temastaydık. Ben o bölgede telsize veya amatörlüğe veya altyapıya dört dörtlük bir desteği göremedim. Burada kimseyi eleştirmiyoruz. Olması tabii ki gerekiyor. Benim biraz evvel söylemek istediğim, önüne gelen amatörlük verilsin demiyorum. Yine sınav zorla olsun, sınavda mors bile eklensin benim bütün puanım onlara. Fakat evrağı almak bile artık 300 lira olmuş. Yok kart için bir 100 küsür lira, bilemiyorum, bayağı bir paralar olmuş. Bunu sadece bölgede değil, her yerde kaldırsınlar. Bana kalırsa BTK ile kıyı emniyeti bir girişimde bulunup bu vergi konusunu da devlet kendi içinde de konuşabilir. Daha bizim imza toplayıp götürmemize de gerek yok. Yani amatör telsizcilerin evraklarını A amatör, bırakın BC'yi, A amatör olduğunu ibraz etmesi durumunda nasıl ruhsat aranmıyor? Vergiden muaf. Keşke bu genç arkadaşımıza hediye gelen bu cihaz için amatör belgesini götürüp gösterdiğinde vergisiz girebiliyor. Böyle güzel bir şey olsa da gençlerimiz daha fazla ellerinin altında cihazlar bulundursak. Bunu da buradan biz de tekrar yetkililerden rica ediyoruz diyelim Hasan Bey. Hatta bir ilave daha yapmak istiyorum. Lütfen. Bu vergiler, gümrükler vesaire harcamalar dolayısıyla telsizli yurt dışından getirip resmi kanallardan garantili bir şekilde distribütöründen almak istediğinizde yurt dışı fiyatlarla Türkiye'deki maliyet fiyatları arasında hatırı sayılır bir fark da oluşuyor. Dolayısıyla insanları zorla legal olan yoldan değil de illegal bir şekilde cihazları getirmeye teşvik gibi düşünüyorum. Bu da tabii ki devleti vergi toplayacağım derken öbür taraftan bu işin ticaretini yapmaya çalışan insanların kazancından vergi alamamak gibi bir vergi ziyağına da uğratıyor. Şimdi doğru diyorsun. Bu da enteresan bir konu. Yani kaş yapayım derken gözü çıkarmak da var. Bu konu da önemli. Tabii ki bu arada resmi kanallardan garantili bir şekilde amatörlere cihaz temin etmeye çalışan, bu işin ticaretini yapan arkadaşlarımızın da ticaretine engel çengel oluyor. Yani bilmiyorum, çok yönlü bir konu. Evet, valla bunu biliyorsunuz. Daha evvel gittik Maliye Bakan Yardımcısına bile bunu dosya olarak verdik. Ama
öyle çok işleri var ki anladığım kadarıyla vakit bulamıyorlar. Ama bizlere de bir kulak verseler, en azından kötü gün dostu olan amatör telsizcileri de biraz teşvik etmiş olurlar diye bir kere daha söylüyorum. Efendim, cihaz seçmek isteyen yeni amatörler ne yapıyor? Önce alacağı cihazın modeline karar veriyor. Güzel bir HF cihaz bulduk. Tamam, hangi ülkeden getirilecek? Yasal olarak getireceksiniz. Onda da bir sorun yok. Seçeceğiniz, getireceğiniz ülkeye göre bant genişlikleriniz, çıkış yaptığınız bantlar, her şey değişiklik arz ediyor. Bu vesileyle bunu seçerken dikkat ediniz. Alıp geldiğiniz cihazların birçoğunda öncelikle standart belli bir frekans aralığında çalışır halde size teslim ediliyor. Çoğunlukla Citizen Band kapalı olabilir, Marine Band kapalı olabilir. Böyle olması lazım. Diyelim ki benim gibi amatör telsiz belgesinin yanında bir de KMT belgeniz var, kısa mesafe telsiz. Böylelikle Marine'de rahat rahat kullanabilirsiniz. Bunun için belirli yerlere yine yazılar verebiliyorsunuz. Sonuç itibariyle acil durumda bir şekilde müdahale edecek o bandın kurallarını kullanarak cihazınızı açmak istediğinizde iki tür modifikasyon karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi yazılımla modifiye etmek. Aslında birçok el cihazında bilgisayara bağlayıp USB kablosuyla programlama yapılıyor. Aslında bunlar bir şekilde modifiye edilmiş gibi olsa da bazı cihazların hangi banttan hangi banda kadar çalıştığına kadar edit edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Chirp diye bir yazılım vardı özellikle. O yazılım birçok şeyi, telsizi kendi içerisinde zaten barındırıyor. Çok kısa bir, daha belki programlarda da onu defaden paylaşmıştım. Şimdi bir kere daha paylaşayım, açılsın şey. Yeni versiyonu var. Biz istemiyoruz yeni versiyonunu. Eğer şu yazılıma bir dakika şu yazılıma eğer sahipseniz tekrarlar görebiliyor dedi. Radyo seçiminde file modül yükle, burada bir radyo seçimimiz vardı. Band plan. Bu cihaz cidden, yani bu yazılım size birçok şeyde yardımcı olacaktır. Bakalım bu şeye. Bakın count, şu an envai çeşit bütün ürünler burada var. Buradan eğer izin veriyorsa, birazdan bazı sitelere gireceğim. Nereden nasıl bakacağınızı göstereceğim. Diyelim ki sizde bir ICOM cihaz var. Seçelim ICOM'u. Ben mi göremiyorum? ICOM modelimiz de 7300 olsun. Bunu okeylediğinizde, eğer ara bağlantıları ve şu an benim cihazıma bağlı değil, normalde COM port veya USB porttan girdiğiniz takdirde okey dediğinizde komple buraya menüsü gelecek. Ve daha sonra buradan editleyerek kendi telsizimizin menüsünden gerek bant aralıklarını, gerekse eğer izin veriyorsa bu yazılımı bir not etmenizi istiyorum. Onun için paylaştım. Rahatlıkla eğer birazdan gireceğim sayfalarda bu ara birimle COM port veya USB portuyla işlenebiliyorsa, yapılabiliyorsa, firmware atılabiliyorsa muhakkak buradaki yönergeleri izlemenizi öneririm. Her şeyden evvel şeyle ilgili işlem yapmadan evvel muhakkak cihazınızın bir yedeğini bir köşeye almanızı öneriyorum. Birinci konu ara kablo ve yazılımla müdahale etmeniz. İkinci konu, bazı cihazlarınızda, birazdan sayfalara geçince bir tane ben kendi cihazımdan örnek vereceğim ve sayfaları size not ettireceğim. Dediğim gibi bant aralıkları yine kanunun el verdiği bantlarda çalışmak üzere CB'nin açılması olabilir, Marine açılması olabilir veya bazı cihazlarda mic'ların modülasyonları veyahut voice seçenekleriyle ilgili modifikasyonlar oluyor. Onları yapabilirsiniz.
Bunları yazılımsal yaptığınız gibi bir de cihaz açılırken bazı kombinasyonlarla cihazın tuşlarına basarak özel menülere girebiliyorsunuz. Onlara da birazdan bir iki videoya bakacağız, örnek vereceğim. Talepler olursa sizde bulunan bir cihazın da modifikasyonunu burada nasıl yapıldığını birlikte inceleriz. Benim seneler evvel herhalde 20-25 senedir sahip olduğum bir FT50 vardır. Yaesu'nun FT50 diye bir modeli, el telsizi. Hala çalışır. Ara modülüyle PSK Neo Packet Radio modülü de vardır onun bende. Ve cidden Yaesu'nun da çok böyle isim yaptığı, sonra 60R diye bir modeli çıktı. Mesela bu alet çok ilginçtir. Bundan 20 sene evvel bu aletin belli tuşlarına basarak açtığınızda ekranında bir sayı yakalama oyunu çıkar. Telsizin içerisine firmware'i yazan üstadlar bir oyun yerleştirmişler. Evet, elinizdeki telsizlerde oyun bile çıkabiliyor ekranlarınızda. Bunu da yine belli tuşların kombinasyonlarıyla aynı tuşlara basarak aletlerin programlama menülerine girebiliyorsunuz. Üçüncü seçenek ise, şimdi birazdan göstereceğim. Cihazların üzerlerinde belli pertinaxlar üzerinde matriksler var. Diyot matriks diye anılıyor. Benim de çok bildiğim bir şey değil ama yine talimatlarda söylendiği şekilde bazı jumper'ları çıkarttığınızda veya aradaki direnç veya diyotları çıkarttığınızda cihazınızı modifiye etmeye başarılı oluyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş bir şey yapalım. Bunların en popülerlerinden bir tanesi Mod SK sayfası. Uzunca bir süre aslında bedavaydı ama gördüğüm kadarıyla artık şey olmuş. Nedir adı? Kendinizi register etmeniz gerekiyor ve günde de ancak bir tane sorgulamaya izin veriyor. Mod DK sayfayı paylaşayım. Yine buradan ekranda zaten göreceksiniz. En tanınmış modifikasyon sayfalarından biri yok yok. Direkt modification dediğinizde gördüğünüz gibi biraz evvelki trip yazılımı gibi burada bütün markalar çıkıyor. Ürüne bastığınız zaman hangi modelin nesini yapmak istediğinizde şu an ben biraz evvel bir tanesine girdiğim için büyük ihtimalle bugünlük güzel şeylerini verdi. Bu neymiş mesela? FT710'un full TX açabilmek için gereken şeyleriyle ilgili. Sitenin ismi ModSK. Ben şunu bir chat grubuna şuraya da atayım. Modifikasyonla ilgili arayışı olan, tamam bir dostumuz zaten yazmış. ModSK Delta Kilo. Bütün cihazların şeyleri burada mevcut. Ben de kullandığım cihazlardan bir tanesi 7000, ÖC 7000. Bir şunu durduralım. Bir de diyotlarla oynanarak modifiye edilen ne örnek olarak bir ona bakalım. Direkt de cihazınızın marka modelini yazıp sonuna da modification diye yazdığınızda rahatlıkla bu sitelere siz de ulaşabilirsiniz. Bu bir Alman sitesi. Ben ilk defa görüyorum. ADM'yi bilmiyorum. Bildiğiniz bir site mi burası? Bir amatörün sayfası. Öncelikle benim kullandığım IC7000'in şöyle bir modu var. Bu gördüğünüz yerdeki bağlantıyı kopardığınız takdirde ICOM IC7000'ler aynı zamanda hava yayınlarını alabilen bir televizyon alıcısı haline dönüşüyor. Ön panelinde televizyon izleyebiliyorsunuz. Mesela orada görülen sanıyorum ki direnci yerinden çıkarttığında veya taktığında hatırlamıyorum. Ben Volkan Bey. Buyurun. Volkan, koparma demeyin. Sökme işlemi değil. Kopardığımı parçalanma ima edelim. Peki sökme değil. Çoğunlukla da ben sökülenleri bir flasterle muhakkak içine yapıştırırım. Bir gün satarsam belki sahibi orijinale dönmek ister diye. Evet. Benim evet. Bütün cihazlarımın... bu arada ilginç de bir şey. Tabii yaparsınız yapmazsınız bilmiyorum ama
ben bunca senedir benim telsizlerim çalındığında bir şekilde çalan kişi amatörlükle alakası yoksa, götürüp de bir amatöre satarsa ve o amatör de bir gün o cihazın içini açmaya kalkarsa, benim bütün cihazlarımın içerisinde küçücük bir kağıt vardır. Benim çağrı işaretim ve telefonum yazılıdır. Bunu da yapın diyorum. Neden? Hırsızlara karşı. Cihazın içerisinde küçücük bir bölüme bir kağıtla, sevgilerle veya yeni sahibine iyi dileklerle sizi belki iyi bir amatörse geri bulur, verir diye. Ben bütün cihazlarımın içerisine dediğim gibi modifiye ettiğim muhakkak şeyleri, kabloları, dirençleri, diyotları, bir de çağrı işaretimle adresimi yazıp koyuyorum. Yapmanızı da öneririm. Diyotu iki tarafından yani ısıtıp da komple sökmek yerine tek bacağını. Evet, tek bacağını havaya kaldırıp üzerinde yani bırakmak daha iyi. Hani daha şey oluyor. Parça kaybolmuyor. Aynen öyle. Peki, bu da güzel bir... Bir bacağını kaldırma, cezalandırıyorsunuz o diyotu. Diyorsun ki sen bundan sonra tek ayak üstünde duracaksın. Sistem o şekilde işliyor. Peki, bakın bir modifikasyon daha burada. Ses gürültüyü yine düşürücü bir şeyi varmış. Ben bunu yapmadım. Ben gayet memnunum. Çokça da söylenilen IC7000 için işte üzerinde yumurta pişirilir, çok ısınır. Benimki bilmiyorum, ben bayağı yarışmalara da katıldım gençlerle birlikte okullarda. Üzerinde hiç yumurta kırıp pişirecek kadar ısıtmayı beceremedim. Ya ben iyi bir amatörlük yapamıyorum, o kadar zorlayamıyorum cihazı. Ama bende bir problem yok. Yine burada bakın bazı şeyler var. Kondansatör modifikasyonları var. Biraz aşağıya gelelim. Ek olan... Volkan abi. Buyurun. Bu biraz önce bahsettiğin işte televizyon izleme olayı bu cihazla mı? Evet, IC7000'de. Televizyona dönüyor. Bunu da ancak modife yaptıktan sonra mı izleyebiliyor? Evet, şöyle. Icon IC7000'in sol en üst köşedeki tuşa uzun süre bastığınızda eğer mod yapıldıysa televizyona döner. Yapılmadıysa hiçbir şey yapmaz. Öyle durur. Analog yayınları alıyor çok. Alıyor. Ben hala İstanbul'da yayın alıyorum onunla. İki tane kanal alıyor. Evet. Abi sen artık uyducu oldun. Bir tane çanak ilavesi, ona efendim içerisine ufak yollu bir tane uydu alıcısı falan artık. Şimdi Murat Bey şöyle bir şey var. Ben yavaş yavaş önce sistemi aldıktan sonra herhalde satarım diyorum Adam Pluto'ları. Bu işin doğrusu bir delta, Mehmet abinin de yaptığı gibi up-down converter'la çalışmak. Hem IC7000 var, hem 817 var, QRP var. Yani güzel bir up ve down converter'la yani uyduyu öyle çalışmak daha iyi gibi geliyor. Dediğim gibi emekli olduğumda amatör olacağım, ona da vakit var. Mehmet abi yüksek frekansta Türkiye'deki duayen isimlerden bir tanesidir. O ne yapıyorsa doğrudur. Aynen öyle. Ve inanın hep bastığında uyduya ulaşan ender istasyonlardan biri. Hem sabit, hem bilgisayarla uğraşmıyor. Yok oradan onu tüneleyeyim. Öbür taraftan kristali kayacak, öbür taraftan öbürü kayacak. Kardeşim, mic'ı alıyorsunuz, basıyorsunuz, direkt yayındasınız. Bu vesileyle belki IC7000'imi bir gün uyduya veya dünyayı da şey yaparız. Oğuzhan'cığım hoş geldin bu arada. Biraz daha gördüm seni. Selamlar, hoş buldum. Nasılsın? Abi? İyidir, ne yapayım? Biraz geç katıldım ama katıldım bak bu sefer. Vallahi teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde seni bir yoracağım. Bir üniversitemiz özellikle ARDN ile ilgili bir şeyler sordu. Kendilerine liste yolladık. Altyapılarını oluşturuyorlar yavaş yavaş. Bendeki sunumları kendileriyle paylaştım. Gerek Barış'ın gerekse daha evvel hazırlanan iki sunum vardı bende.
Sizin geçen hafta senin yaptığın sunum bir update edilen bir sunum mudur yoksa eskiyle aynı mı? Aslında eski sunumlardan hani bir derleme yaptım birazcık özet şeklinde. Hani teknik içerikten ziyade hani nedir ne değildir anlattığım bir sunumdu. Paylaşırım seninle onu. Olur, olur. Çünkü ben üniversiteye ilettim. Biri Egemen Bey'in hazırladığıydı. Zaten orada hepsi var aslında. Onun üzerine de ARD'de oluşacak bir şey yok. Sadece en altına... en son firmware ne varsa onu gömün demek kalıyor herhalde. Çünkü evet. O önemli. Yenilik bir şey oldu mu bu arada? Yani o tarafla ilgili başka bir çalışma yapmadım açıkçası. Hani daha doğrusu yapamıyorum. Çünkü bende oraya uyumlu bir henüz cihaz yok. Benim ev terste kaldığından o biraz benim ikincil öncelikli konularımdan biri. Tamam. Hani ben zaten hani hiçbir yeri göremediğimden cihazı yapsam da burada kendim çalıp kendim oynayacağım. Anladım. Valla önümüzdeki günlerde İstanbul-Bursa arası linkini anladığım kadarıyla devreye alıyoruz. Ben 6. ay itibariyle İstanbul şeyini... Volkan hocam gittin sen galiba arada ama. Şu an nasıl? Geldi mi? 5-4-3. Sanıyorum ki Oğuzhan gitti. Çünkü Murat Bey ben gerçek zamanlı görüyorum. Oğuzhan gitti geldi. Oğuzhan evet, ben bir gittim geldim. Hayır, öyle bir şey ki şimdi gözüm devamlı kameralarda olduğu için Murat Bey'in her sigara ve yana doğru dönüşünü gerçek zamanlı izliyorum. Sen donunca tamam dedim. Bende değil sorun. Ben de bir an senin sesin kesildi sen gittin zannettim. Sonra baktım kimse hareket etmiyor. Murat Bey buyurun. Bizde her şey simultane yani. Şu an Oğuzhan'la üst üste olduğunuz için ekranlarını hemen yakaladım oradan. Kim üstü hocam sen de sıralamada? Bak demeyeyim onu. Yani siz üstesiniz. değişir. Sıkıntı yapmayın. Aslında şöyle sıralamam. En üstte Hasan Bey var. Hemen altında Mehmet Bey var. Abdullah Bey ve Oğuzhan sıralama böyle yani şu an. Ekran paylaştığım için. Efendim şöyle, biz şimdi modifikasyon konuşuyoruz ama aslında Oğuzhan'la birlikte konuştuğumuz ARDN cihazlarda komple modifiye ediyoruz. Ne yapıyoruz? Allah'ın IT'de kullanılan Wi-Fi alıcı verici çanaklarını veya routerlarını alıyoruz. İçerisine yaramaz, yerinde böyle uslu durmayan amatörlerin yazdığı firmware'i alıp kabloyla bir çakıyoruz. Oluyor cihaz, amatör cihaz ve amatör bantlarda iş görmeye başlıyor. Doğru mu? Bir yanlış bir telaffuzum var mı Oğuzhan? Ya şöyle amatör bant hani -1 ve -2. kanala iniyor mu? Emin değilim. Hani bildiğim kadarıyla ARDN'nin firmware'inde iniyor. Hani teknik olarak mümkün. Her cihaz bunu destekliyor mu, desteklemiyor mu ama ona emin değilim. Normalde olması gereken evet. Radyo amatörlerine ayrılmış frekanslara inmesi ama Türkiye'deki kullanımında muhtemelen şimdilik 2.4'teki normal evde kullandığımız Wi-Fi kanalları kullanılmak zorunda. Ama 5 GHz tarafında bize ait olan kanallar var. Amatörlere ait olan kanallar var. BTK tarafından bize tahsis edilmiş. Orada onları kullanabiliriz. Tamam biz 5 kullanıyoruz zaten. Direkt 5'ten giriyoruz. Yeni Hı-hı. cihazların çoğu da 5 üzerinde çalışıyor. Peki. Volkan Bey. Buyurun. Konuyla alakalı önce şöyle bir... başlık yapabilir miyiz? Hemen lütfen. Şimdi amatör cihazlara modifikasyon yani frekanslar üzerinde oynamak neden gereklidirden başlayalım isterseniz. CB abi CB serbest. Hayır şimdi şöyle. Mesela ben eski bir amatör olduğum için 7000-7100 misal tamam. açıktı. Daha sonra 7200'e açılınca cihazlarımızda modifikasyon yapma ihtiyacı hissettik. Çok güzel. Daha sonra 60 metre bandı için bir açılım sağlanınca ister istemez 60 metre için bir modifikasyon gerekti. Fakat eski jenerasyon yani diyot matrik sistemiyle yapılan örnek veriyorum yayısının 800 serileri diyelim 17'si 57'si 97'si vesaire 8 serisi diyelim yayısının HF olarak
Bunlar da işte İngiliz versiyonu, efendim Amerikan versiyonu falan gibi otomatik repeater shiftlerinin ve röle frekanslarının farklılıklarına göre birçok kombinasyon var. Fakat işin içerisine o dönemde olmayan şu 60 metre olayı girince ister istemez full takes, yani Mars mod dediğimiz açılımı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü onun haricindeki hiçbir şey sizin arzu ettiğiniz şeyi vermiyor. Frekanslarda çalışma müsaadesini size vermiyor. Yani diyot matrisin öyle bir sıkıntısı var. Evet. Yazılımsal modifikasyonlar için konuşmuyorum. Ben el cihazlarındaki modifikasyonlarda biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ve yani onu Mars mod yapmanın çok şey olduğunu, hani nasıl diyeyim, yasal yönden sıkıntı çıkarmayacağının bir garantisinin olmadığının altını çizmek isterim. Yani HF için böyle bir durum söz konusu, ama şimdiki yeni jenerasyon cihazlarda, işte en son benim de almış olduğum 710'da, yani hiç böyle bir zaten üzerinde 60 metre bandı da, efendim 6 metrede bizim Region 1'deki efendim ölçülere, standartlara uygun geldiği için böyle bir derdimiz, sıkıntımız kalmıyor. Ha, çok efendim CV'ye merak salan ya da CV'de de bir sesimiz çıksın diyenler için de işte 710 ilginç bir şey yapmış. Cihazı kapatıp belli bir tuş kombinasyonuyla power on dediğinizde ayar menüsüyle beraber geliyor. Yani bizim hidden menü dediğimiz ayar menüsüyle beraber geliyor. Siz oradaki ayar menüsündeki hiçbir ayara dokunmadan üstteki frekansta arzu ettiğiniz, istediğiniz frekansa getirdiğinizde mandala bastığınızda TX açılıyor. Ne zaman işiniz bitti, cihazı kapatıp tekrar açtığınızda yine eski haline gelmiş oluyor. Hasan abi, Ben bir soru soracaktım da. Tabii. Kim cevaplayabilirse. Şimdi bende Camo TS 480 var. 480 sat var. Bu 70 MHz açılır mı bu? Ben bunu CB bandı için açmıştım, diyotu sökmüştüm. Bu 70 MHz'e hiç geçmiyor benim kullanımımda. Ayrıca bir modifikasyon metodu var mı? Konu modifikasyonu açılmışken hadi pratik yapalım. 70 MHz Türkiye'de açıldı mı? Yok, şu an için kapalı. Şey, FT8'de frekanslar var da onun için. Hocam FT8 olsa bile 70 MHz'e gönderme yapamayacaksın ki. Ya modifikasyon var mı yok mu, onu sonra düşünürüz. Ben önce modifikasyon yapılabilir mi, ona uyar mı? Hocam sen geldi. O cihazı sat, 710 al. 710'da hiçbir şey yapmadan şık diye yapıyorsun. United Kingdom versiyonu. Yok, ben hani modifikasyondan çıktı konu ya. Yani vallahi ben hiç rastlamadım hocam. 480 ile ilgili hiç rastlamadım. Alex'e 60 MHz'e kadar galiba o cihazın. Yani 70 içinde yok bildiğim kadarıyla. Olsaydı o CB'ye açtığım bütün al bant açıyor. Çünkü o TS480'in şeyini açtım ben. Diyotu söktüm. Bir tek bacağını. Yani olsaydı zaten geçerdi diye düşünüyorum, ama ilave böyle fiziksel modifikasyon. Hasan abi, şöyle bir şey her zaman mümkün. 70 MHz transverter'lar var. Yani 70'ten 28'e, 28'den 70'e çeviren cihazlar var. Evet. Onlardan bir tanesiyle kullanman mümkün bunu. Biliyoruz, bu Abdomen Converter konusunu seninle bir derin bir konuşmam lazım. Özel Ankara'ya gelince mi olacak, telefonla mı olacak bilmiyorum. O konularda bana desteğin lazımdır.
Valla birilerini bir kere 70 MHz'de FT8 yaparken gördük. Hani Türkiye'de yasak olduğundan pirate duruma düşersin. Hani cihazı açman başka bir şey. Ama özellikle HF gibi uluslararası bir yere çıkman başını sıkıntıya sokar. Öyle söyleyeyim. Yok, merak güzeldir de. Yok, cihaza modifikasyon mümkün mü? Onu sordum. Yok yani. Cihaz 70'e çıkmıyor ama 50-60 dolarlık transverterlarla her marka, her model cihaza dokunmadan 70 MHz'e çıkarabilirsin. Teknik olarak mümkün. Tamam abi. Tamam. Teşekkür ederim. Peki Hasan Bey, Murat Bey gibi bir hayli faalsiniz HF'de. Atıyorum Madagaskar'daki X kişisini 14 MHz, 7 MHz'de her gün duyuyorsunuz. 70'te de duysanız ne olacak? Fark ne? Ya şimdi yasal değil, tamam da. Yani, İyi işte onu soruyorum ya. Bir de yasak için. Şimdi şöyle bir şey var. Bütün bantlarda DX topluyoruz abi. Yani o abi için... 70 MHz'i topladığın DX'in bir geçerliliği yok ama ondan yok, bahsediyorum. Yok, sadece yok Türkiye'de zaten. Yasak olması değil olay. Yok, mesela biz yani genelleme yapıyorum ben hani işin. Ama cihazın şeyin kapasitesini öğrendim ya şu anda da. Ya yok hocam, yok. Şeyde de yani Camut'un 480 serisinde o sizin istediğiniz yok. Yok. Çünkü olsaydı benim açtığım şekilde de bana cevap verirdi cihaz, vermedi. Ya şimdi tabii ki kullanıma açılmamış olan frekanslarda alma gönderme yapmayı ben de etik bulmayan... Yok, ben hani cihazın kapasitesi anlamında konuyu yok, dağıtmayacağım ben. Şimdi mesela benim cihazım 70 MHz'e geçiyor. Ama ben orada mesela Türkiye'de bant açılıncaya kadar ne alma yaparım ne gönderme yaparım. Ha. Ben de yapmadım. Yapamam zaten. Bizi şöyle sıkıntıya sokar mı diye soracaksanız. 6 metre bandı Türkiye'de kapalıyken ismi lazım değil bazı arkadaşlarımız 6 metre bandında çatır çatır kiosk yaptılar. Eski büyüklerimiz çatır çatır şey yaptılar yani kiosk yasak zamanda. Mesela yasak benim... zamanda özellikle BTK'da kıyı emniyetinden veya o zamanki TGM'den izin alıp yarışmaya katılan istasyonlar da var. Yani izinle katılanlar da var. İzinsiz katılanlar da var. Güzel izin alarak 6 metrede çıkış yapıldı. Yani belli süreler tahdidinde yapıldı. Ama mesela hiç böyle bir izne yani kelime tam şimdi söylediğimde biraz şey olacak. İğneliyor. Öyle abi. Kimseden icazet almam kafasıyla abi. Bakın kimseden icazet almamıza ihtiyaç yok kafasıyla giden arkadaşlarımız çatır çatır mesela yaptılar. Herhangi bir yaptırım uygulandı mı? Uygulanmadı. O dönemde efendim üyesi bulundukları cemiyet işte bazı yasal şeyleri bana hatırlatmak istediğinde ben de o zaman sizin üyeniz olan bu arkadaşa ne gibi yaptırım yaptıysanız hani o kadarlık bana müdahale ya da söz söyleme hakkınız vardır diye bir savunmada bulunmuştum. Yani her insan kendinden mesul. Bana. Tabii. Dolayısıyla ben bana ait olmayan bir frekansta işim olmaz. Ne dinlemeyle işim olur, ne göndermeyle işim olur. Şimdi ben size bir örnek vereyim Murat abi. Tabii. Geçen bana bir e-mail geldi. Adam diyor ki 14.070'e inmişsin. Burası diyor işte PSK'nın RTT'nin olduğu yer diyor. Hiç öyle bir kiosam da yok yani. Adama dedim ki bana kiosu detaylarını ver dedim e-mailde. Nereden bulduysa beni. Ben hiçbir zaman konteste ve şeyde IR'ın sınırlarının dışında veya o meşhur FT8, FT4 veya RTT, PSK bütün oralarda yasal olmayan hiçbir yere girmem. Şimdi ne gereği var yani? Çok enteresan bir şey, bir anekdot daha var bende. Şimdi adamın bana göndermiş olduğu küresel kartın üzerindeki efendim resmi gördüğümde
benim böyle saygıyla ayağa kalkıp önümü ilikliydiğim tipte bir adam. Yani siyah beyaz bir resim. Arkasında homemade cihazlardan oluşan koskoca bir duvar. Bir Japon istasyonu. Adamla bizim yani 160 metre dahil 10 metreye kadar full band görüşmüşüz. Adam hepsine kart göndermiş. Hatta aynı kart, yani aynı bantta mükerrer görüşmelerimiz olmuş. Hepsinde içerisine efendim işte şu şeylerden, bizim upulardan gönderiyor. Yani adamın küresel etik anlayışına bile korkunç derecede saygı duyuyorum. Ya aynı adamdan bana bir gün bir küresel kart geldi artık kapıya. İçerisinde $9 para var. Allah Allah dedim ya, bu adam hiç dolar göndermez. UFO gönderir. Adam benimle yapmış olduğu son 3 kiosunun yanına o zaman Türkiye'de bant olarak kapalı olan 60 metre için bir de not yazmış lütfen diye. Ben de parasını iade etmek suretiyle dedim ya kusura bakmayın, yani biz amatörüz, profesyonel değiliz. Parayla Türkiye'de yasak olan bir bantta ben sana kiosu satamam. Hani adamın o bantta bir eksiği var bak. Yani belki benim suya bu dediğim zamanlarda bu adam amatörmüş. Ya onlar bile yani paraya çeviriyorlar. Ha, demek ki bu tarz işleyen bir etik dışı olay da var. Yani bunu teklif edebiliyor. Ben kibarca içerisine işte dilimizin döndüğünce bizim Tevfik Hoca'dan da biraz takviye aldım. Efendim, İngilizce konusunda takviye aldım. Derdimi anlatacak şekilde dedim ya, yani ben yapmadığım görüşmeye kart göndermem. Parasını ben konuyu dağıtmayacağım artık, tamam. Yok yok, söylemek istediğim şey o. Yani Oğuzhan Bey'in söylediği gibi deli gibi paylap yersiniz. Çünkü yok. Yani Türkiye'den o çıkan adam yok. Ha, bunu ticari alet sokar mısın? Sokarsın. İşte var bir tane abimiz, şimdi dedikodu da yapmak istemiyorum da, zamanında kapalı mantlı adamlar takır 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 yazdılar. Utanmadan kuartet sayfasına da $3 kart başı, efendim berber bizim burada pahalı diye anladın sen onu yani. Şimdi bu amatörlüğe sığıyor mu? Yok. Ya şimdi ben mesela bir sürü benim yapmış olduğum DX istasyon var. Bak giriyorum bakıyorum, adam tamam güzel bir DX dışında çalışmış ya da ne bileyim belki de bölgedeki tek amatör. Diyor ki bana €6 gönderirsen ben sana Lotvi'den konfirmasyon yaparım. Lan al sen o konfirmasyonu, sok kulağının öbürsüne. Sen nadir bulunan istasyonsun da ben hani şey miyim? Türkiye'den kaç tane sen birinci bölgeden morsu bulacaksın da konuşacaksın? Sığır. Sana $1 para vermem. O DX isimde eksik kalsın. Ne olacak? Abdestime şaş mı gelecek benim? Evet abi, ben orada birazcık şey olarak bakıyorum ben olaya. Özellikle bu The Expedition istasyonları bir şekilde hani sponsor da olmak istiyorlar. Yani ben orada bir şey olarak maddi kâra geçmek, para kazanmak olarak bakmıyorum olaya. Yani adamlar sonuçta on binlerce istasyonla konuşuyorlar. İnsanların beklediği bazı aktiviteler yapıyorlar ve çok ciddi masraflarla, tam bazı sponsorları olsa da ulaşımda falan, çok evet, ciddi masraflarla dünyanın öbür tarafına yok, gidiyorlar. Ben sadece aslında hani oradaki o değil. Mesela böyle adam adadık tek istasyon. The Expedition istasyonu değil. Ha yok, o ayrı bir şey. Yani bir abi var şimdi, hani çağrı işaretini de vermeyeceğim. Efendim gözleri işte az görmeye başlamış. Eşi onun küresel kartlarını efendim gönderiyormuş. Ama işte bu işlerde kolay olmuyormuş. Canlıyı göreyim diyor. Lan eşin senin küresel kartlarını yazıp da gönderecek kapasiteye sahipse Lotvi'den bir konfirme edecek kapasite sahiptir yani. Ya o noktada katılıyorum sana. Mesela bende şey var. Özellikle Earth tarafında Türkiye istasyonu az olduğunu, ben ilk çıktığımda hani
Ben zaten her küresi ondan sonra her akşam yatmadan bir Log of the World'e bir senkronize yaparım. Direkt bütün konfirmasyonlarımı gönderirim ama evet. Hani bana direkt kart gönderdiklerinde şu anda zannediyorum bir cevap vermek 50-60 lira. Aynen yani öyle. Yüzlerce kart geldiği zaman onlara nasıl cevap vereceğim? Bir de günlük kura göre değişiyor. Gidiyorsun postane. Adam bakıyor ekrana aynı kuyumcu gibi. Bakıyor ekrana bugün dolar geldi oturuyor hesap yapıyor. Amerika'nın aynı bölgesine gönderdiğin 3 gün arayla kart aynı paraya gitmiyor. Ya aynen öyle. Bu arada ben... şey tarafında da şu IRC.com tarafında da ben burada Ankara'da birkaç tane postaneyle kavga ettim. Ben önce IRC kupon istiyordum hani bana gönderenlere. Evet. PTT'de tanımıyor. Ya diyorum bunu siz veriyorsunuz. Bak burada yönetmeliğin var. Adama siz anlatamıyorum. Ankara'da derdim. Büyük şehirdesiniz. Bir de küçük şehirdesiniz. Bunu. Edirne'de ben bunu kabul ettirdim mesela. Hı-hı. Kabul ettirdim ama kabul ettirinceye kadar hani deveyi hendek atlatmak. Aynen. Ben deveye bale papucunu giydirip Kuğu Gölü balesi yaptırdım. En sonunda kabul ettirdim. Ettirdim ama çarşı şubesine, sanayi şubesinde hala maça papası gibi oluyoruz. Beni gördükleri ya oradaki zaman, memur değiştiği zaman o bilgi yine gider ama. Sinirden tepe tüyleri kalkıyor. Beni gördükleri zaman ha geldi gene bu tüy adam gene bakalım başımıza nasıl bir bela saracak diye. Ya yok çünkü yani ufuk gelen Edirne'de başka amatör yok. Yani şey, ben şimdi bunu ne yapayım? Ben bunu ne yapayım? Ya işte ben mesela burada hani Ümitköy şubeye gittim. Ümitköy hani bir de kalabalık bir şube. Adama anlatıyorum kabul etmedi. Döndüm print aldım. Hem ITU'nun sayfasından hem PTT'nin sayfasından adamın önüne belgeleri koydum. Ulus Postane'ye telefon etti adam merkeze. Bize böyle böyle bir şey getirdiler. Ben bunu anlamıyorum. Bu nedir? Biz bunu kabul edecek miyiz diye. Karşıdaki telefonu da duyuyorum. Abi sen al onu. Bakarız sonra çaresine. Hani karşıdaki de bilmiyor. Ve bunu Ankara merkez şey ya genel müdürlükle konuşarak bunun teyidini alamıyor adam. Ne diyelim yani? İşte abi bilgisi olanın yetkisi yok. Yetkisi olanın bilgisi yok. Sıkıntımız zaten orada. Sıkıntımız orada yani. Biz yine konuyu şöyle toplayalım. Ne olur şu amatör lafını duyar duymaz vergi almayın, para da almayın. Ne veriyorlar? He deyin devam edin. Yapın tabii şimdi. Ya amatör beleşi sever abicim. Amatörlere bir güzellik yapsınlar. Bak emekli barklı adamlarız hepimiz. Hayırlısı inşallah olur. Yani inşallah hocam, maşallah hocam. Evet efendim. Modifikasyona. Ben de son şeyde bir şey söylemek istiyorum. Son hani, söyleme abi ilk söyle. Buyurun Adem Bey. Konuyu şey yapmadan, dağıtmadan. Hani biraz önce dediniz ya işte amatör cihazlarını modifikasyon yapıp CB'de konuşalım falan filan filan. Evet. Bunu da yaparken yani legallaştırmayalım bunu. Bir dakika. Amatör cihazı CB'ye açmanın illegal durumunu tartışalım. Yani CB cihazı varsa CB cihazıyla konuşacaksın. Eğer CB cihazı yok da amatör cihazın varsa ondan konuşamıyorsun normalinde. Yo niye? Nasıl niye? Yani Adem abi şey sorayım yani ben CB tarafına yabancı olmam. Misal PMR'lar için kanunda diyor ki 0.5 watt'ı geçmeyecek. Anteni sabit cihaz olmak zorundadır diyor. Aynen. Bir anten bağlamıyor. CB tarafında böyle bir kısıtlama var mı? Atıyorum bir güç kısıtlaması varsa belki var. Atıyorum 40 watt'ı geçmeyecekse. Var. 40 watt'ı geçmeyecek diyorsa sallıyorum. 40 watt'a ben bu cihazımı ayarlayıp oradan çıkış yapabilirim. İşim olmaz CB ile yanlış anlaşılmasın. Ben kanuni olarak nelere uymak lazım onu merak ediyorum aslında. Tamam işte kanuna burada Almanya'dan bahsedeyim. Önceden AM'le başladılar. Sonradan FM'i serbest bıraktılar. Şimdi kaç sene oldu bilmiyorum. Şimdi SSB'yi de serbest bıraktılar. Onun için yani amatör cihazını CB'ye modifiye edip de CB'de konuşmak için yani çalışsa bile sen normalde konuşamıyorsun. Yani O cihazı CB bandında kullanamıyorsun. Öyle değil. Yani Türkiye'deki kanunlarda bak dediğim gibi PMR için
bizi fiziksel olarak bağlayan tek madde aslında antenin sabit olması gerekliliği, harici anteni kullanamaması. Yoksa ben o madde olmasa bir el telsizini ayarlarım PMR frekansına. 0.5 watt'ta ayarladığım zaman teknik olarak benim kullanmam için bir engel kalmaz. Ama antenin sabit kalması benim için fiziksel bir engel ve onu aşamam. Ama CB'de bunu engelleyebilecek Türkiye kanunlarına göre herhangi bir şey var mı? Yoksa sadece watt sınırı. Yani teknik görüşleri bana veriyorsa sadece şu kadar wattı geçemezsin diye. Tabii tabii. Sadece watt sınırlaması. Kullanabilirim. Watt sınırlaması. Sadece watt değil. Sadece watt değil. Hayır, ben... Orada illa CB cihazı olacak diye bir şey yazmıyor. Benim o frekansta hangi wattta çıkacağım, hangi modülasyon tipinde çıkacağım yani... bilgisi varsa benim için o yeterli bir bilgidir. Şeyle de alakalı. Türkçe'de nasıl söyleniyor? Frekans hoop'u var ya. Mesela normalde amatör cihazların 5 kHz hoop'u vardır. Ha, tam o teknik gerekleri sağlayabiliyorsam diyorum zaten ben. Ama CB'de öyle değil. CB'de 2 kHz'in altında o olay. Yani 1.6-7 o civarda olması lazım. AM modülasyon için mi konuşuyoruz? FM'de 2.5'a kadar düşebiliyor mu cihazlar, modern cihazlar? 5 watt. 5 watt'a da düşüyor. Bant, yok. Bant genişliğinden tamam. Bahsediyoruz. Bant genişliği. Pardon. Normalinde kanun olarak eğer Türkiye'de tabii ki CEP ülkesi olduğu için burada neyse kanunen orada da öyle olması lazım, öyle değil mi? Yani kanunen doğru diyorsun Adem abi ama bak benim söylediğim şey başka bir şey. Bana kanun diyorsa ki şu kadar bant genişliğini geçemezsin, bu kadar gücü geçemezsin. Ben eğer bir amatör bant cihazda bu şartları sağlayabiliyorsam o cihazla havaya çıkarım. Teknik olarak ve kanuni olarak hiçbir şeye engel olmuş olmam. Yani bunları sağlıyorsam ama. Oğuzhan Bey, Adem abi, burada şöyle bir tekrar az evvel söylediğim şeyi bir daha söylemek istiyorum. Biz bu kişisel yapılan bir hobi. Radyo amatörlüğü kişisel bir hobi. Tamamen kendimizden mesulüz. Şimdi linear dediğimiz RF yükselticileri satılıyor. Ve satan firmalar bunun altına not düşüyor. Yasal sınırlarda kullanmak kullanıcının sorumluluğundadır nokta. Yani biz kendimizden mesulüz. Örnek veriyorum. 160 metre bandında maksimum çıkışımız bizim nedir abi? 30 watt. 150 watt. 30 watt'tır abi. 160 metre bandı. 160 metre bandını söylüyorum. 160 metre bandında 30 watt'tır. Efendim 80 metre dediğimiz bizim işte müdavimlerin çok takıldığı, zaten orada da konuşurken şu an işte bilmem kaç watt çıkıyorum, şu an bilmem kaç watt çıkıyorum diye. Maksimum sınırımız orada 75 watt'tır abi bizim. Efendim 5 megahertz'e çıkıyoruz. Adam FT8 çıkıyor. Maşallah her taraf ışıl ışıl. Frekans skalasının ırzına tasaddi ediyoruz. Bizim orada maksimum çıkışımız 15 watt abi. Devam ediyorum 7 megahertz. 40 metre. 75 watt. Yani 10 megahertz. 100 watt. Hani 14, 18, 21, 24, 28, 400 watt. Babalar kilovatlık linearları alıp da 400 watt çıkıyor gerisini şey mi yapıyor? Yani altımda benim Lamborghini var ama ben 95 kilometre sürati geçmiyorum. Yani bu tamamen kişilerin kendi şeyiyle alakalı bir şey. Ben mesela 160 metre bandında 31 watt çıkmış adam değilim. Ama 61 tane. Mehmet abicim, 2022'nin teknik ölçütlerini açarsan artık 160 metrede 100 watt, 400 watt PEP. Aynı şekilde diğer bantlar da o şekilde değiştirildi. Değiştirildi mi? Yani minimum 100 watt'a düştük. Bir tek 10 MHz bandı 75 watt'a 100 watt PEP olarak kaldı. Ya ben maksimum şeyleri söylüyorum. Ya yani. Onlar değişti son 2022'de çıkan teknik şartta. Hani orada gücü biraz arttırabilirsin.
Biraz kova yapabilirsin. Ya şimdi 160 metre bandı gibi bir bantta. Yani 100 watt bana göre deli bir watt. Hani mahalleyi kaldırıp kopartırsın. İçerisinde bobin olan her yere girersin abi. Ya ama Avrupa'daki yani 10 aslında 160 metrenin 100 watt'a yükseltilmesindeki kanun değişikliği tekliflerinden birini görüşlerde ben de onu belirttim ama şey olarak belirttim. Hani 100 watt'a yükseltilmesi çünkü Avrupa'daki çoğu regülasyona baktım. Hepsinde 100 watt hatta bazılarında 400 watt. Bir tek Türkiye'de o kadar düşük kalmış vaziyette yani Euro Region 1'dekinde. Ya ben yıllar evvel CV'de işte bu B550 efendim vitesli köy kahvesinin önünden geçiyorum gece saat 3. Bir SSD görüşme yaptık. Köy kahvesinin içerisindeki floresanlar ışıldamaya başladı. O gün bugündür ben watt sınırlamasındayım. Arabamda 5 wattın üstünde 1 watt fazla çıkmam. Neden? Ya ben geçerken kaldırımda adamın bir tanesinin kalp pili varsa. Fırat abi o yıllarda araba enjektörlü müydü? Ya enjektörlü arabalar. Evet, adam seni sollayamıyor. O zaman bende bir Lada Niva vardı Jeep. Daha böyle bayırı 500 metre evvelden böyle koklar. Başlarsın vites küçültmeye. Çekmiyor çünkü bayırı da çekmeyen bir araba. Ha birisi beni mi sollayacak? Vay Almancı abim gelmiş izne altında BMW bilmem kaç beni sollayacak. Sıkı mı sollasın? Bekçi düdüğünü alırsın abi. SSB'yi açarsın. Pırrr bir çalarsın. Adam şırr diye kalır. Sen yanından böyle dil oynaya geçersin. Ya biz böyle cahilliklerle yaptık zamanında. Yani CB yılı 80'li yıllarda. Anlatabildim mi? Ama ben o lambaların ışıltısını gördükten sonra ya adamın kulağında mesela işitme cihazı var. Herifin kulak zarının bekaretini alırsın ya. Linear'la geçerken. Yani Murat abi, tehlikeli bir şey abi. Genel olarak şunu diyeyim. Takip ettiğime göre adamlar çıkıyor işte 500 watt, 600 watt neyse ondan sonra kullandıkları aletleri kullana hep böyle legallaştırmışlar. Yani ister CB cihazı kullansın, zaten CB cihazı yok veya CB cihazı kullanan yok Türkiye'de öyle söyleyeyim. Hepsinin elinde işte export cihazları var, artı amatör cihazları var. Adamlar orada konuşma yapıyor. Benim işte şu kadar çıkışım var falan filan. Yani bu türlü şeyleri kullana hiç kimse de demiyor ki ya sen ne yapıyorsun orada? Denetleme olmayınca istediği gibi çalıyor. Sen hele bir azıcık bir müdahale etmeye hani ya kardeşim ne yapıyorsunuz siz demeye bir kalk da gör. Yok o benim şeyim değil. Ha, biz zamanında o affedersiniz eşekliği yaptık. Hani başımıza gelmeyen kalmadı. Yani 7 sülalemin kemiklerine kadar bir ellerinde üstünü, öbür ellerinde kalay. Nişadırı döküp döküp kalayladılar. Yani onun için hepimiz kendimizden mesul olalım. Bırakalım kim ne yaparsa yapsın. Bakın benim QRZ sayfamda gene çok hoş bir şey vardır. Yani ben sadece Morse kullandığım için yazdım oraya. Dünya Morse modunda QRO için yani yüksek güç için yeterince büyük değil. Ya da dünya CWQRO için çok küçük diye bir not yazdım. Gerçekten bakın ben 5 wattla DXC'si tamamlamış bir kardeşinizim. Öyle diyeyim. Yani siz eğer ki propagasyon şartlarını takip etmeyi efendim mevsimine göre güneşin işte açısıyla beraber bize sunduğu işte o gray line dediğimiz sistemi saatleri nereler eksikse sizde onları takip ederseniz DXC'si tamamlama gibi bir
endişeniz zaten kalmıyor. Ya kalmıyor yani. Örnek veriyorum, TC100 TC'yi Ocak 1 itibariyle çalışmaya başladık. Şubat ayı zaten deprem dolayısıyla çalışmadık. Şu anda sadece ben 42 bin toplam QSO var. Bunun 10.500'e yakınını ben yaptım. Ve bunlar benim yaptıklarımın içerisinde 167 tane çalışılmış DXC'si var. 127 tane de Lotvi'den konfirme var. Daha hard copy falan almadım. İki bant yaptık. Bant olarak DXC'si yaptık. Şimdi iki bantta 6 çereksiğimiz kaldı. Ya Allah nasip kısmet ederse 80'i de eğer ki becerebilirsek 5 bant DXC'si varç bantlarda dahil olmak üzere belki 160'ı alamayabiliriz. Yani 160'da bir iddiam yok. Ama 80'i zorlarsak 80'i bile aralığa kadar alırız. Ve ne kadar demiştin Murat abi DXC'si? Şu anda benim Workout olarak 167 sadece benim çalıştığım DXC'si var. Bunun 120, toplam olarak CW'da benim çalıştığımı söylüyorum. Hayır. TC100 TC'nin TC100 TC'de 155 tane şu anda şey var. Konfirmasyon var. Anladım. Mix'te. Evet. Şu anda buradaki şey düzeltiyorum 157 olmuş, CW 127, Fono'da 98'deyiz, dijitalde 120'de. Fono'da 2 eksimiz kalmış, onu da yaparsak yani 3 modda da DXC avartımızı alacağız. Güzel. Bizim burada da bu zamana kadar 143 ülke olmuştu, onun için sordum. Ya şimdi dediğim gibi yani eğer ki takip ediyorsak mesela bugün şeyimiz eksikti. Hemen açayım bakayım. Nepal mesela eksikti. Nepal 15 metrede yoktu. 15'te onu ilave ettik. Arkasından 17 metrede tekrar denk geldim aynı adama. Bir de 17 metrede onu da kusurum etti. Yani teker teker artık ara bantları da doldurmaya çalışıyorum. Anladım. Şimdi biraz önceki konuya gelince eskiden burada çağrı işaretini yani belgen olmadığı zaman amatör cihazını kullanmayı bırak, bulundurmak bile ruhsatsız silah taşırmış gibi veya bulundurmuş gibi cezası vardı 90-95 yılına kadar. Ondan sonra kanunlar değişti. Kanunlar değişince Nasrettin Hoca'nın dediği gibi parayı veren düdüğü çalıyor diyor ya. Evet. Mesela 95'ten sonra millet parayı veren düdüğü çaldı ya. Ya Adem'a burada da aynı şey geçerli. Eskiden cihazlarımız bizim ruhsata tabiydi. Bak ben mesela kaçak yollarla. Yok o zaman Türkiye'de cihaz yok. Kaçak yollarla bir tane el cihazı getirttim dışarıdan. Af çıkmasını bekledim. O zaman biliyorsun 2 senede bir mi 3 senede bir mi ne böyle bir genel bir af çıkıyordu. Cihazlarımızı TGM'ye gönderiyorduk. İncelemesi yapılıyordu. Bizim cihazlarımıza ruhsat veriliyordu. Hani ehliyetin olsa bile cihazının ruhsatı yoksa çıkıp konuşamıyordun abi. Evet. Yani hatta benim bir tane çok eski bir müzik dolabım vardır. Böyle mobilya tarzında, burun değil, çok çok eski. Bayağı böyle bir mobilya gibi bir şeydir yani. Ceviz kaplama. Biz onu gümrükten aldığımızda cihazın ruhsatnamesi var, alıcı ruhsatnamesi var. Ben internette mesela Facebook sayfamda Nostalji diye bir albüm hazırlamıştım. Onun içerisinde var. Radyonun dahi ruhsatnamesi vardı. Yani şimdi maşallah her şey serbest. Yani kanunlar değiştikçe sulandırılıyor yani. Olay sulandırılıyor. Şimdi bu modifikasyon konusunda da mesela. Şimdi birçok arkadaşımızın derdi işte ne bileyim kolluk kuvvetleriyle sıkıntıya. Abi sen şimdi daha cihazı alıyorsun, bakıyorsun kafadan
Memori bir işte kamu kurumuna ait bir frekans. Ya ne işin var kardeşim? Sen nesin de dinleyeceksin? Hatta adamlar öyle bir dinlemeden dolayı hani bir memlekete gidersin, oranın şivesini alırsın. Adamlar jargonu kapmışlar. Amatör frekansla konuşurken abi diyor, malum yerde mülaki olalım. Ben seni uzun hattan arayacağım abi diyor. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Yani modifikasyonun ucu buralara kadar gidiyor. Yani biz dediğim gibi modifikasyonu eski diyot matrisli cihazlarımızda zaruret hasıl olduğunda yapıyorduk. Dediğim gibi mesela 7700'lü 7200'lü açılınca mecburen bir müdahalede bulunmak zorunda kaldık. Yazılımla halledilemediği için. Daha sonra işte 60 metre bandı için aynı şey geçerli oldu. Ama dediğim gibi o kombinasyonların içerisinde istediğimiz özelliği bulamayınca mesela otomatik repeater shift'i kaybetmek zorunda kalıyorsun. 857'de eğer ki kardeşim ben 60 metrede de çalışmak istiyorum, 5 metrede de çalışmak istiyorum dersen otomatik repeater shift özelliği geçmiş olsun, olmuyor yani. Okan hocam, sana buyur. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bak komutanım da burada, Seyit komutanım bilir. 1/25.000 ölçekli bir haritayla yakalandığında seni çarmıha gererler abi. Peki. Bende harita hiç yok. Evet. Şimdi bak. 1/25.000 ölçek büyük ölçekli bir harita kabul edilir. Ve evet. Seni çarmıha gererler abi. Nasıl abi, gelecekler? Şimdi Google abi bilmiyorum işte şunlardan çakıyorlar. Avuçlarının içine şunlardan çakıyorlar abi. Oo ne güzel. Bu dövme... Bir dakika Oğuzhan ekleyecekti. Burası şimdi abi. Söylemek istediğim Google Earth'e giriyorsun, benim evin bacasını gösteriyor. 1/kaç o? Abi işte mukayeseyi sen yap. Benim bacaya kadar giriyorsun. Türkiye'den işte, bağlanıyorsan birazcık daha düşük çözünürlüklü location Amerika yaparsan çok daha net görüntü görebiliyorsun abi. Aynen abi, yani ben onu söylemeye çalışıyorum yani. Murat abi senin bacaya bakmıyoruz, çakarız direkt çiviyi. Yani olay şu, yasal mesela bazı şeyler. Şimdi Murat abi teknik mi öncelikli? Tamam, şu anda yasal sorumluluklarımız var ama teknoloji öne geçmiş. SDR geç dediği gibi Volkan Bey. SDR Hasan abi, Hasan abi, Volkan abi, şimdi şöyle bir şey var ama. Şimdi gidip de şuradan nüfus cüzdanına bir tane av tüfeği alırsın. Avlanmak için alıyorsundur. Bir de avcı ruhsatı alırsın. Yanında da taşırsın. Ama tut da onunla adam vurup vurmamak senin elinde. Kanun seni orada durdurur. Yani tamam. Sen SDR var elimde. Ben 1 kHz'den 6 GHz'e kadar transmit yapabilen bir cihazım var elimde diyorsun ama kanun sana diyor ki sen amatör lisansın varsa 144-146 arasında çıkarsın. Onda da şurada FM çıkarsın, şurada SSB çıkarsın diyor. Sen yani o kanuna riayet etmek zorundasın. Yani bu cihazın üretilmesi BTK'nın kanun yapmasına engel değil. O sınırları çizmek zorunda. Biz de diyoruz ki sınırları genişletilsin. Nasıl sınırları bir... genişletsin? Neye göre genişleteceksin? Frekans bedava mı? Gözünü seveyim. Şimdi ya öyle bir şey yok. Senin sınırların belli. Nokta. Ya sen istiyorsun ki bütün bantlar bana açılsın Hasan abi de. Allah'ını seversen 70 MHz'de ne yapacaksın? 50'yi bitirdin mi? Ya, 144'ü bitirdin mi? Ya abi sen 70'e takılı kaldın. Hayır ya. Ben örnek veriyorum. Bitirdin tamam, mi bunları? Bak. Benim eski hocam 2 delta Ahmet Kaynağı 30 çuval şey küresel kartı hep kaçak zamanın yani kaçak zamanın kartı. Tamam bak ondan bahsetmiyorum. Ben diyorum ki şu anda evet Türkiye'de bazı bantlar yasak. Sen serbest olanları bitirdin mi diyorum. Aşağı yukarı bitirdim sayılır yani. 144'te kaç tane kiyoson var yurt dışı? Yurt dışı yok. Orada yok. Evet. O ayrı. Yani orada. 144 yoksa ben o zaman en temel kastettim. Frekansı kullanmamışsın. Abi 2 metre kadar konuşasan abi. Hocam Oğuzhan abi Mike yaklaştı ya o zaman Hasan abi 2 metre SSB çalışacak herhalde. Evet evet. İnşallah. Yapacağız bir şeyler.
Ben mesela, hep şeyi savunuyorum. Ben İstemek böl, güzel tamam, ama kullanmadıktan sonra ben. Bir anlamı yok. Şimdi bakın ben yine bir yine başımdan geçmiş bir enteresan bir olayı anlatmak istiyorum. Bu amatör denizcilik belgesi almak için gittiğimizde işte Volkan Bey'in de az evvel cümle içerisinde kullandığı kısa mesafe telsiz operatörlüğü belgesiyle alakalı. Ya dedim şimdi mesela dedim radyo amatörlüğü sınavlarında teknik konulardan bu işin okulunu okumuş, kitabını okumuş insanların muafiyeti gibi bir konu var. Şimdi biz dedim mesela amatör telsiz ehliyetimiz var ve dünyanın her yeriyle konuşabiliyoruz. Siz bize kısa mesafe telsiz şeyi istiyorsunuz ayrıca. Yani böyle bir muafiyet söz konusu mudur, değil midir falan gibi böyle bir konuşma çekti. Konuşma geçti aramızda. Bana çok ilginç bir şey söylediler. Dedi ki abi dedi senin dedi ağır vasıta ehliyetin var. Bununla dedi otobüs kullanıyorsun, kamyon kullanıyorsun, araba kullanıyorsun, minibüs kullanıyorsun. Ama dedi motosiklet kullanamıyorsun. Dedim haklısın. Yani dedi senin dedi ehliyetinin büyüklüğü bisiklete binip binmemeyi biz nereden bileceğiz? Belki dedi bisiklete binmem mi biliyorsun dedi. Yani yaklaşım, bakış farklı. Şimdi o açıdan baktığında adam doğru söylüyor. Şey açısından da doğru abi. Yani ben şimdi radyo amatörüyüm, teknik olarak demişim, bitirmişim ama denizcilikte hangi kanalda ne çağrısı yaparım biliyor muyum bilmiyorum. Evet, ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi bize mantık olarak bazen kafamıza yatmayan şeylerin bir şeyi var. Yani bir sebebi, bir geçerliliği var. Mesela adamın bana vermiş olduğu o cevap benim çok hoşuma gitti. Yani o örnek çok hoşuma gitti. Şimdi bizim mesela şeyde de amatör telsizlik yönetmeliğinde de işte önceden haber vermek kaydıyla cihazlarında bazı değişiklikler yapabilir falan gibi böyle bir muğlak bir ifade geçiyor. Hani bilmiyorum onu oranın herhalde farkındasınızdır hepiniz. Bağlı bulunduğu yerin İTA amirliğinden izin alındığı takdirde acil durumlarda bilmem ne. Evet abi var öyle bir şey. Bunları yapar isen bu izinler sana verilirse cihazının o bahsi geçecek olan frekanslarda efendime söyleyeyim çıkış yapmasına müsaade edecek teknik değişiklikleri yapabilirsin demek o. Ama bu şartları yerine getirirsen. Ha ileride lazım olur diye ben önceden yapayım, ben tedbirimi alayım da öyle bir şey yok. Hani ben namazı kılayım abdest sonradan alsam olur. Öyle değil bu iş. Hani bu modifikasyon konusu gerçekten çok hassas bir konu. Ben mesela cihazlarımda mesela arabada kullandığım cihazlarda bilmem ne de falan kesinlikle kamuya ait frekansların TX'leri her zaman kapalıdır. Kesinlikle ve kesinlikle bir müdahalede bulunmam. Bulunmam yani. Öyle bir hakkım yok. Bu arada bence bir de yanlış değerlendirilen bir mevzu var. Şey açısından. Hani ben bu frekansı dinleyemem. İşte benim şeyim yok. Hayır, kanunda olan var, olmayan var. Kanunda sana diyor ki sen amatör lisansa sahip olarak şu frekanslarda çıkış yapabilirsin. Bunun haricinde bir yeri dinleyemezsin demiyor bu arada sana. Ama başka yerlerde de diyor ki mesela işte emniyet mensuplarının yayınlarını işte public bir şekilde dinlersen şöyle başın belaya girer. Yayınlarsan böyle bir şekilde başına girer. Yani senin oturup da evde nereye dinlediğine aslında karışan bir kanun yok. Evet, ikinci zaten, bir kişiye aktaramıyorsun yani. Evet. Zaten onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi adam mesela cihazında memory bir. Ya da ne bileyim cebinde cakala cukala ötüyor ki adam geziyor. Şimdi bu yanlış. Sen evde otur ne halt edersin. Ha bir de sana sorulduğunda bunun mantıklı bir izahını yapmak senin sorumluluğunda. Kardeşim sen bu frekansı
ne maksatla dinliyorsun diye sana sorduklarında vereceğin cevabı önceden düşüneceksin. Ona göre hareket edeceksin. Hani sorumluluk tamamen kendimizde. Neyse ki artık dijital de dinleyemiyorlar. Ya şimdi her yerde dijital değil. Her yerde dijital değil. Ya örnek veriyorum, Edirne vilayetinde dijital değil. Aselsan oralara uzanamamış diyorsunuz. Hayır, yani söylemek istediğim şey şu. Yani ya havada uçan her şey değil. Biri yolda mesela yaşça genç bazı emniyet mensupları uygulama yaparlarken duruyorlar. Bakıyorlar bu adam işte gravyer peyniri gibi olmuş. Baksana kadayıf gibi zaten. Telsizde antenler mantenler. Abi bizim frekansları dinliyor mu? Ya adama verdiğim cevap, kardeş bu soruyla ben senelerdir yüzlerce kere muhatap oldum. Ben de size şöyle bir şey söyleyeyim. Havada uçan her şey dinlenir. Evet. Tel üzerinde gidiyorsa iki tane toplu iğneye bakar. Aldın mı diyorum cevabı? Aldım abi diyor. Bu kadar. Yani havada sen analog, dijital ne gönderirsen gönder. Efendim, Murat Bey, şöyle bağlayayım. Askeriyede bir şey var. En iyi muhabere telli muhabere. Kardeşim dinlenmek istemiyorsan telli yapacaksın diyorum ve komutanımıza bağlıyorum. Bayağı bir eli havada kaldı. Sonra yine ikinize döneceğim. Seyit Bey buyurun. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Yine gelmiyor. Bu arada bugünkü konumuz modifiye konusu ama benim hiçbir telsizimde bırakın şu rölesi, bir, bu rölesi iki, ismi bir, hiç geliyor. Alo. Şimdi. Hiçbir frekans kayıtlı değil. Bırakın Alo. Devlet frekanslarını. Buyurun Seyit Bey. Alo. Geliyor, geliyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Hasan abi diyor ya, yani ben SDR var. Onu isterim, açarım, dinlerim. Oğuzhan hocamın dediği çok doğru. Şimdi kanunla, yönetmelikle, yönergeyle kısıtlamış. Sen onun dışına çıkarsan konuşur musun? Konuşursun. Bir de Hasan abi örnek veriyor ya, işte bir abimiz vardı, 30 çuval QSL kartı vardı yasak dönemde. Bunu bir de günümüze uyarlamak lazım. Eskiden yurt dışından kaçak cihaz getirip kullanmak, konuşmak mümkündü. Veya işte elde yapıp kullanmak mümkündü. Şimdi de mümkün. SDR'yi getirirsiniz veya cihazları getirirsiniz ki piyasada bir sürü çeşitli sağ sol dinleyebilecek cihazlar da satılıyor. Bunlara konuşma da yaparsınız. Ama artık günümüzde bunların tespiti daha kolay. Eskiden tespit edilemiyordu. QSL kartını alıyordu, veriyordu. Yani ben de mesela 1989'da Marconi telsizle, askeri telsizle, alt bandı açıktı. Belçika'dan bir amcadan QSL kartı almıştım. Ama yasak. Şimdi bunları günümüzde tespit etmek artık daha kolay. Dolayısıyla ben, Hasan abi diyor ya, ben açarım, dinlerim, konuşurum. Öyle bir şey yok. Yakalanmaz. Bir yerde birisini şikayet edeceği tutar. Veya bir yerde bir resmi kurum kuruluşa enterfere eder, peşine düşerler. Yakaladıkları yerde de çanını ot tıkarlar adamın. O yüzden Oğuzhan hocamın dediği gibi, arkadaş bizim gideceğimiz yol belli. Arabanın otobanda hız sınırı 120, 130'da gitmeyeceksin. Kanun, kitap ne diyorsa o frekansta devam edeceksin. İlave oraya buraya gireyim demeyeceksin. Ha, dinler misin? Dinlersin ama kazayla sağda solda bir yerde de gönderme yapıp tespit edilirsen de razı olacaksın demektir. Şimdi Seyit Bey, o zaman akla gelen her yerde niye cihaz satılıyor? Bunları niye denetlemiyorlar? Oraya geliyorsun. Hayır, haklısın. Hayır, haklısın. Yanlışı yanlışla örneklendiremezsin abi. Ya, ama bakın şimdi devlet denetliyorsa bu uygunsuz satışları da kontrol altına alacak abi. Bak. Şimdi Hasan abi, senin mantık şuraya geliyor bak. Bir AVM'ye girerken kapıda görevli
seni... Bıçak geçiremezsin diyor. Ha. Ama marketten bıçak alıyorsun. Şu kadar bir tırnak çakısıyla içeri giremiyorsun. Evet. İçeride Karaca'nın mesela mağazası var. Gir oradan bir tane satır al. İçeride Allah Allah nidalarıyla dolaş. Ha, ama yönetmelik o. Ona demişler ki kardeşim buradan kesici aletle içeri adam girmeyecek. Bitti. Evet. Dediğimi özetledin yani. Bize de düşen, ya içeride adam ben efendim bak av bayisi var nacak satıyor orada ben gideceğim şimdi nacak aldım onu değiştireceğim diye nacakla girmek için zorlamak da bir manası yok yani. Kötü örnek olamaz abi. Yani, tabii tabii. Ekmek yani, bıçağını alırsın sen ekmek bıçağıyla ekmekle kesersin adam da kesersin yani o sana kalmış bir şey. Yani biraz önce söylediğin örnek Hasan abi yani diyorsun ya her yerde cihaz satılıyor o zaman niye satılıyor diye. Sen üzerine düşeni yap ben yaklaşık 10-15 günde bir giriyorum hepsi burada ya N11'e sahibinden koma ne kadar satacağı 8. mera şikayet ediyorum. Yani ben hani o deniz yıldızının bir tanesini kurtarıyorum belki de yani siz de el atın hep beraber kurtaralım evet, o zaman. Evet. Aynen bu. Yani senin aldığın araba 300 yapıyor diye 300'e gidip ya abi Türkiye'de şehir için 5 gün mahalle 50 ile gidersin. Evet abi sesi çok az geliyor. Alo duyuyor muyuz? Yok geliyor yine çok uzaktan geliyor. Geliyor. Seyit Bey çok düşük. En fakiriniz benim ya. Boracığım buyur. Bora bir sorucusun da sonra ben bir söz alayım. Tabii. Bora sesin kapalı. Bir an ben de mikrofonu açtım. Elimi indirmiş sadece. Ona dikkat etmedim. Bölmüş gibi oldum belki konuyu ama şeyi soracaktım. Modifikasyondan kasıt sadece kapalı olan frekansı açmaktan bahsettik. Yo, hayır. Hani burada hayır, şey diye, hayır. Biraz evvel yani paylaştığım ekranda IC7000'in mikrofon modifikasyonu vardı. Yani mesela şeylerden bahsettik mi diyecektim. Atıyorum kristalin daha da stabil hale getirilmesi tam o konuya başlayacaktım Bora hani benden önce konuşulduğumu bilmiyorum ama hani şimdi cihaz modifikasyonu sadece bant açmak değildir aslında yani tam onu diyecektim soracaktım. Bir sürü şey var yani misal ben benim FT847'ye neler yaptım maalesef ona bir TCXO veya OCXO takılamadığı için dışarıdan gittim kuhneden kristal ısıtıcı aldım üzerine taktım. Çünkü özellikle dijital modlarda frekans stabilizasyonu çok daha önemli hale geliyor. 847 özellikle üst frekanslara 144 sosla çıktığımda çok kararlı olmadığından böyle bir çözüm buldum. İçerisindeki diyotları değiştirdim. Noise level'ını düşürdüm cihazın. Ne bileyim bir pan adaptör için bir buffer kartı taktım. Böylece dışarıdan SDR'la 847'nin dijital böyle geniş bant olarak görebilmeye başladım. Hani yapılabilecek modifikasyon çok. Sadece bant açmak olarak bakmamak lazım buraya. İşte en basit adem pultolara TCXO takılması, dışarıdan işte 40 MHz sinyalle daha kararlı hale getirilmesi gibi modifikasyonlar. Arkasına taktığın amfiyle gücünü arttırmak bile bir modifikasyon aslına bakarsan. Yani sen orada 5 mW'lık, 10 mW'lık bir cihazdan İşte 2 watt'lık 2.4 GHz bir çıkış almaya çalışıyorsun veya daha yüksek güçler almaya çalışıyorsun. Bu da bir modifikasyon. Yani bir sürü şey var aslında. Sadece oradaki hayal dünyası. Ben mesela şeye çok katılmıyorum. Forumlarda falan görüyorum. İkinci el satılık cihaz kesinlikle içi açılmamıştır. Ya sen o aleti kullanmamışsın ki o zaman. Amatörlük yapmamışsın ki o da. İçi açılmamış alet. O modifiye edip düzeltmemişsen ben ne yapayım onu? Yok yok Oğuz Hocam. O ne derdi? Sıfır ayarında. Jelatin. Çıtır hasarlı. Kozmetik olarak birinci sınıf. Mesela ben ona da hastayım. Jelatinin üzerinde. Bir de şey yani aslında olsan abi o söylem birazcık da şey için kasap eli değmemiş yani herkesin eli cerrah değil sonuçta. Abi amatör cihaz oynansın diye var sen zaten onunla oynamıyorsan bozuk geri tamir etmiyorsan zaten sen amatörlüğü pek amatörlük olarak yapmamışsın demektir bence. Sonuna kadar haklısın abi de herkes düzgün modifiye de etmiyor şimdi hani onu alıp düzelteceksin o zaman daha ucuz alıp düzelteceksin. Haklısın bir şey demiyorum ona da sen haklısın ya yani 1000 euro'luk cihaz diye hani 100 euro'ya satıyorsa bak sıkıntısını da şu şekildedir veya içi açılmıştır diyorsa amenna ama içi açılmış işte baltayla girilmiş böyle
artık türümüz de girilmiş içerisinde, öyle lehimler yapılmış. Sonrasında ona istinaden hala 1000 euro veya işte 950 eurodur diye satıldığında, bir de hiç kozmetik olarak şey yapılmamıştır, iyidir, içi açılmıştır ama çok az oynanmıştır diye yazılanlar da var. Onlar da çok şey böyle. Yani mesela şunun garantisini verebilirim bana. Hani Barış'tan veya benden aldığım bir cihazın içinin açılmamış, oynanmamış olması mümkün değil. Ben baştan peşi peşi söyleyeyim. Ben cihaz satmak gibi uyum yoktur. Ben aldığımı tutarım. Ama mümkün değil ki benden içi açılmamış bir cihaz alasın. Katılıyorum kesin. Ya zaten konuşuyoruz onu. İçini açıp merak edip bakarız. Hani şurasıyla oynanır, burasıyla oynanır ama hani oynansın, ona hiçbir lafım yok. Bilen oynasın. Mesela sen biliyorsun abi. Barış abi de biliyor. Abi ama bak şöyle bir şey var. Sen içini açıp oynayıp bozmadan öğrenemezsin ki. O bilen olmak için bazı cihazları bozacaksın. Sonra gidip onu bir bilen yaptıracaksın. Yani her söylenene itibar etmeyin abi. Her söylenen, hani vardır ya arabalarda doktordan. Şimdi mesela bizim doktor var, Tevfik Aydın Kazancıoğlu. Sen şimdi doktordan ikinci el cihaz diye al, o cihazın çıkış transistörleri 87 yaşında, 89 yaşında falandır yani. Ya durmuyor ki adamın cihazı. Yani o şeylere itibar etmeyin, o sıfatlara. Doktordan az kullanılmış. Az kullanılmış ama öz kullanılmış. Adam onun cicini çıkarmış, duman çıkarmış cihazdan. Yani o... Siz en güzeli ikinci el tercih etmemek mi yani? Yok abi, bu mu öyle katiyen. Yani ben mesela ne ikinci el cihazlar geldi bana. Yani vitrine koysan sıfır diye satarsın. Yani abi şöyle bir şey mi yapsak acaba? Kullanıcıdan kullanıcı işi o. Kusura bakmayın, araya giriyorum. Acaba aranızdan şöyle üstadlarımızdan biri, eli iş tutan donanımlı birisi ikinci el alıp da şöyle bize bir sistemi açsa, biz oradan satın alsak falan. Hani en azından şu olur yani, güvenilir insan, bilindik. Hani bu gelirse de çalışır biliriz yani. Ya bu camiadan pek kimseye güven olmaz. Ben size söyleyeyim. Yani o testi kendin yapacaksın. Nasıl yapacaksın? Ne bileyim, yanında bir sinyal jeneratörün olacak. Kaç desibel nasıl alacaksın? Çıkış yaparken şu çalışıyor mu, çalışıyor mu? Çıkış gücünü ölçeceksin. Ona göre alacaksın. Yine de bazı problemler çıkar mı? Çıkar. Çünkü ikinci el aldığın cihaz zaten yaşlı bir cihaz. Sen alırken problem çıkmaz. Aldıktan bir ay sonra içerisindeki bir tane kapasitör jortlar. Alet yine bozulur. Yani anlatabiliyor muyum? Yani mesela 847 en büyük kronik problemleri var. Power düğmesi bozulur. Çoğu forumda nasıl modifiye edersin, nasıl tamir edersin anlatıyor. Ne bileyim, içerisindeki kapasitörler akar. İşte içerisindeki bataryası biter. Bunların hepsini müdahale edip değiştirmen lazım. İkinci el alıyorsan zaten bu riskleri bilerek alıyorsun diyeceğim. IC705'i aldım. Ertesi gün PTT outportunu yaktım mesela. Mecbur açtım. Aldığımın ertesi gün açtım aleti. Şimdi olsam ben de aşağı yukarı işte 1,5 ay falan oldu bu 7100. 9000 kiosu yaptı. Maşallah. Kilometresi yani, var diyorsun artık. Şimdi yani bunun modelle falan da bir alakası yok. Ya şimdi tabii ki moda göre de cihazın yıpranma şeyi farklı. Mesela ben bu 9000 kiosu CW değil de SSTV olarak yapmış olsaydım. Bittiydi. Çıkış transistörleri haşlanmıştı, bitmişti. Yani bitmişti demiyorum ama yani ekonomik ömrünü. Çünkü başımdan geçti. Yani çünkü bir başlıyor abicim, satır satır cırttırı 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 gönderme hiç durmuyor. Anlatabildim demek istediğimi. Yani kullandığın modla da alakalı cihazın yorulması, yorulmaması, kullanıcıyla alakalı, kullandığı ortamla alakalı. Adam tozlu pis bir yerde kullanır. Ya da ne bileyim almıştır 857'yi, kafayı sökmüştür arabada kullanırken, koymuştur torpidonun üstünde, yapıştırmıştır cama ön kafayı, yemiştir güneşi. LCD ekran zaten bunların çok nazik. Hayırlı işler LCD ekran. Yani anlatabildim mi? Yani bu şey ikinci el tamamen bir şans, bir de kullanma şartları.
Hani bu modifiye konusunda da mesela sadece TX tabii ki değil. Örnek veriyorum 817'ye ben mesela hep gitti geldi benim kafam DSV ünitesi olmadığı için. Hep böyle acaba buna bir harici bir DSV alıp da onların çünkü ona göre yapılmış bazı kitler var. Onu yapsam mı yapmasam mı? Sonra dedim ya boş ver kardeşim sen kristal bir tane filtre tak bunun içine yürü git. Öyle bir modifikasyon, yani modifikasyon yaptık. Bir filtre bile takmak bir modifikasyon. Bir TXCO bile takmak bir modifikasyon. Yani modifikasyon evet. Sadece bant açılmasıyla şeyle alakası yok. Ama genel manada hep biz bu modifikasyon dendiği zaman hemen aklımıza o geldiği için işte dervişi fikri neyse zikri de odur hesabı. Kafa oraya kayıyor. Eğer ikinci el almak istiyorsanız bizim burada yani telsiz pazarlarına gelip orada zaten PTT servisi var. Alıyorsun hemen ştanttan alıyorsun cihazı. Gidiyorsun PTT'nin ştantına. Orada bütün cihazı ölçüyor. Nesi var nesi yok hepsini orada görüyor. Adem Bey, bir PTT istasyonunun komple maliyeti ne kadardır? Ucuzsa Abdullah için ben hepsini alayım Türkiye'ye diyeceğim ama boyum yani, yetmez. Onu bilemem de yani ucuz cihazlar değil. Kesin. Yani, hepsi test cihazı. Ölçü aletleri falan. Yani her pazar yerlerinde kuruyor, masayı kuruyor. Oradan cihaz alan kişiler direkt oraya geliyor, cihazı ölçtürüyor, öyle alıyor. Her bantta var mı ölçü cihazı o PTT şeylerinde? Nasıl? Her bant ve her watt ve her türlü opsiyon için o PTT biriminin içinde ölçü cihazları mevcut mu? Var var var, hepsini görüyoruz. Sıkıntı yok. Vallahi çılgın para. Abi, bizim boyumuz yetmez ölçü cihazı olduğu için belki Oğuzhan alırım der, herkese bir hizmet verir. Böyle bir açık adres tarzı bir şey verebilir misin? Nerede bulabiliriz böyle bir yeri? Almanya'da. Almanya'da. Almanya'daki PTT şubelerinde. Yok yani hafta sonları pazar oluyor ya. Mesela hem radyo. Hem radyoda var. Yani bizim bu civarda da küçük o kadar hem radyo gibi değil ama büyük yerler de var burada. Her pazara gittiğimde onları görüyorum yani. Öyle bir servis yapıyorlar. Adem abi çok sabırlı adamsınız. Yemin ediyorum bak. Benim bir pasaportum olsa ben öyle bir pazara gelsem var ya. Evet. Herhalde iç çamaşırlarıyla dönerim yani memlekete. Her şeyi bırakırım orada. Öyle gelirim yani. Onun için pasaport bile almıyorum. Vallahi çok sabırlısınız. Ben sizi orada çok takdir ediyorum. Yani. Cennettesiniz yani öyle söyleyeyim. Yıllardır yani bu, biriktiriyorlar. Yıllardır biriktiriyorlar. Burada cihaz sıkıntısı olmuyor. Yani şeye gidiyorum mesela Hollanda'ya gidiyorum. Onlar biraz daha şey bir generasyon geride. Hep böyle tüplü aletler falan var. Bir de çok pahalıya satıyorlar. Ama Almanya'ya geldiğin zaman Almanya'da yok yok her şey var. Uygun fiyat yani öyle söyleyeyim. O zaman şöyle bir teklif yapalım biz Adem Bey. Siz orada testini yapıp biz buradan size model bildirelim. Siz orada PTT şubelerinde testini yapıp bize. Evet. Bu arada şeyi tavsiye ederim. Hani buradaki kargo alıcı ödemeli olarak. Biliyordur ama TRX Lab diye bir kanal var YouTube'da. Bir Alman radyo amatörünün telsiz tamir maceralarını videoya aldı. Hani orada bir test istasyonu nasıl olur? Hani ona bakabilirsiniz. Şu chat'te yazayım şeyini. TRX Lab YouTube. Bu arada Abdullah Bey ikinci eli pek önermem. Her markanın duayen böyle tarihe mal olmuş bir modeli muhakkak vardır. Benim size önerim markayı mesela Icon 7000 bence öyle bir cihazdır. Kenwood el cihazlarında TH6 öyle bir cihazdır. Mesela Kenwood TS2000 yani öksürtür adamı yani ömürlük cihazlardır. Bunları bir kere alırsın ölürken de ailen onu satar birine.
QRP'de yani, doğru 817. Mu? Hocam QRP'de 817 unutmayın. 817 aynen. Yani 817 var, asla satmayacağım bir cihaz. Yani evet. Bu vesileyle biraz para biriktirip sıfırı sahip olsanız ben daha iyi olur. Not alamadım. Tekrar bir isimlerini alırsam şu an not alayım. Eltersiz aldım. QRP'si 817 ama peki şöyle ama 817 veya 818'in sıfırını bulamazsın abi artık. 818 de end of life end oldu. End of life oldu ikisi de. Evet ama, yani artık IC705 zamanı yani. Şimdi o. Yani, Oğuzhan Bey sizde bundan var mı? 705 aldı. 705 var evet aldım yeni aldım. Evet hissediyorum. Konuşmanızı dedim ya aldığım gibi. Buraya geçiyor yani. Buraya geçiyor. Geçiyor. Yok en son şey yaptım. Aşağıda benim power amplifier'ı ben 847'ye göre ayarlamıştım. Evet. 50 watt giriyordum. Hani şey için bu SSB sırasındaki pikleri engelleyip de çıkışı yakmayayım diye attenuator'la kısıyordum. İşte dün onu bir modifiye ettim. Benim IC705'i ona bağladım. Arada attenuator falan yok. Neyse bu yeni nesil cihazlarda öyle şeyler yok yani pikler yok. Rahat. PTT devresinde yaptım bir tane böyle birkaç BS170 ile bir devre yaptım. Buffer devresi. PTT'yi de izole ettim. Cihazı da kurtardım. Gayet sağlıklı bir şekilde bu sabah şey gördüm. 400 watt gördüm diyeyim. Ne güzel. Ne sağ güzel. Olsun. Hayatımızda görmedik öyle şeyler. Ruha abi sağ mecbur. Olsun. Ruha abi sağ olsun bana telsizleri önerdi. Aldım. Şimdi istasyon cihazı için bakıyorum ama gerçekten hani bunun ucu bucağı yok. Hani o yüzden ben ikinci ele yönelme düşüncesindeydim ama madem böyle artık sınıflanmış ömürlük cihazlar var onlara da değer diye düşünüyorum. Şimdi şöyle Abdullah Bey şunu söylemek isterim. Şimdi mesela benim elimden geçti Icon'un 9100 diye bir modeli var. Bir base cihaz olarak, bir istasyon cihazı olarak multimod çalışacak, her şeyi çalışacak bir radyo amatörü için şahane bir cihaz. Yani satellite için mesela biçilmiş kaftan. Efendim 1200 MHz için ünite takabiliyorsunuz. All mode, all band. Çok çok güzel bir cihaz. Fakat ben şimdi mesela morçuyum. Cihazın sadece CW kısmını Egypt'te kullanıyorum. Geri kalan kısmı atıl olarak duruyor. Dedim ki ya bu bari işe yarayacak bir insan kullansın bunu. Bunu tekrar aldığım kişiye geri gönderdim. Şimdi yapmak istediğiniz şeyi üzerinde ihtisaslaşmak istediğiniz konuyu önce tespit ederseniz cihaz alımı ona göre daha netleşir, daha şekillenir. Onu ne yapılacağına bağlı. Tabii. Evet. Ne yapacağına bağlı. Ne yapılacağına bağlı. Mesela sahada çalışacak olan bir insan için, atıyorum mesela ben sahada QRP çalışan bir insan için, Elecraft'ın çok kibar, nazik bir cihaz olduğunu, yani şöyle bir çalı koparan bir cihaz olmadığını düşünüyorum. Ama mesela bir 817'yi al git dağda taşta batır kütür kullan. Anlatabildim mi demek istediğimi? Daha böyle askeri standartlara yakın, efendim daha arazi şartlarına mukavim bir cihazdır, şeydir. Yani yapmak istediğiniz şeyi önceden belirlerseniz bu sizin cihaz seçiminize de çok yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, çok doğru söylüyorsun. Önce hedef belirlenmeli. Yani bu sadece cihazda değil, antende de öyle. Zaten DS mi çalışacaksın, NVS mi çalışacaksın, röleyle mi konuşacaksın? Zaten esasında bütün mesele o. Yani cihaz esasında çöp. Antenin yoksa cihaz çöp. Masada duran bir aksesuar. Başka hani fesleğen saksısı gibi koy oraya durur. Başka hiçbir şey yaramaz. Baktıkça böyle iç geçirirsin. O kadar ışıkları yanar söner falan. Antenin yani, yoksa cihaz çöp abi. Yani repeater'da konuşmak için $9700 almaya gerekmiyor. Aynen öyle. Yani maalesef sadece repeater'da veya Türknet'inde konuşmak için çok güzel cihazları alanlar var ama. Abi adamların trilyonluk istasyonları var. İmreniyorum. Abi cihaza bakıyorum. Ulan diyorum bu cihaz bende olsa ben bunun ne var ya. Öf öf öf. Yani şu teçhizat. Şu linear bilmem ne işte yasal limitlerde kalmak kaydıyla. Adamda yagiler magiler şunlar. Ama adam cihaz. İki kanal kristalli abi. 80 metrede bir kristal var.
40 metrede bir kristal var. O kadar. Başka bir şey, bir adım öte gitmiyor yani. Ama onu da şey görmüyorum. Yani o bir kişise, yani bu bir zevkse zevkin bedeli yok. Hani değer mi? Senin için değmeyebilir. Benim için değmeyebilir. Ama adam onu aldığında mutlu oluyorsa abi mutlu olsun yani. Diyecek o. Başka bir şey yok. Siz yine not alın isterseniz. Yaesu 817 veya 817, 818 ve sonlarında November var. Sanıyorum ki yeni modellerinde. Her ikisi de end of life olmuş QRP cihazlar. Keşke bulabilseniz Kenwood, Kenwood diye bir şey yok. Kenwood 2000. Tamam, Kenwood olarak da çakma marka yapalım biz ya. Nasıl? Çakma marka yapalım Kenwood. Kenwood olur abi. Daha, kulağa hoş geldiği için böyle telaffuz ediyorum. Okan Bey, ben anladım ki ya. Biraz da yavaşsın ya. Yaşıyor. Ben bu camiada yanlışlıkla rölede tıraca trak dedim diye şikayet edilmiş adamım. Kenwood da beni şikayet ediyormuş. Kenwood diyor bize. Şöyle, çok umursamıyorum. Desinler onları. Seviyorum hepsini. Efendim söyleyeyim. ICOM'un ben de, çok biz seviyorum. Biz de çok seviyoruz. Biz de. Biz de. ICOM'un IC7000'i yine all band, all mod. Gayet de güzel wattajlı da çıkıyor. Hiçbir sorunu da yok. Özellikle de bir LDG'nin anten tuner'ı var. Onun özellikle bu model için çıkarttığı yine LDG7000 yanlış hatırlamıyorsam. Fevkalade keyifle kullanabileceğiniz cihazlar. Ama şimdi dokunmatik ekranlı yeni birçok cici cihazlar çıktı. Biraz evvel söylediğimiz 817'nin tahtını ICOM'un, Oğuzhan'ın da yeni aldığı kaçtı modeli Oğuzhan? Ben onu hep karıştırdım. 705 abi. 705, yani bir kere alacaksın, ömür boyu kullanacaksın. Ama onda tabii QRP'di yanlış hatırlamıyorsam. Lineer kullanacaksın. Doğru. Arada. 12 voltta beslersen 10 watt, öbür türlü bataryadan 5 watt. 5 watt, aynı. Şeyde de, 817'de de öyle şeyler var. Ha bu arada 817'ye eğer modifikasyon yaparsan aynısı oluyor yine. Bataryadan beslersen 10 watt, normalde 5 watt. Ama şimdi 5 watt o. Bataryadan 2,5, şeyden 5. Elektrik. Hasan Bey bir şey gösteriyor. Abi gelip gidiyor görüntü yalnız. Göremedim. IC705'e modifikasyon yapılmış. PA500'de. Yani ben zaten, abi ben zaten kendi PA'mı taktım ona. Modifikasyonunu yaptım, sen merak etme. Delta Lima 4 kilo alfa yapmış. Yakında aydan yansıtacağım onunla da. Bugün duydum. Dinlemeyi yaptım, yansıtmayı yapmadım. Çünkü transistörüm bozuk. Yeni transistör istedim. Şey, Power Amplifier'ın transistörü maalesef gitti. Oğuzhan, 400 watt'tan bahsettin de bunu evet abi. VHF'de mi yaptın? VHF'de. 400 watt diyelim adına. Şey mi? Transistörlü mü? LDMOS, evet. He. Ya BLF 188 vardı üzerinde. O biliyorsun şey dual transistör aslında. Bir tarafını yaktım ben onun. Benim çıkış tarafındaki röle takılı kalmış. Hem LNA'yı uçurdu hem transistörün yarısını yüksek severeden götürdü. Yarı gücünde çıkabiliyor. 800 watt kadar çıkabiliyor şu anda. Ah canım, yazı, yazı. Şimdi onun yerine BLF 188 de end of life oluyormuş. Kaç çıkıyormuş abi benim şu an? 800 yazı çıkıyor abi. Vah 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 vah. Şimdi şey BLF 188 de end of life olmuş. Yerine ATR 1K6 diye bir transistör gelmiş. Çok daha dayanıklı. Yaklaşık 180 volt kadar geri dönüşü severeyi kaldırabiliyor. Yani 1.65 severeyi kaldırabiliyor. Benim palete de uyabiliyor. Direkt olarak replace edilebiliyor. Ondan sipariş verdim. Gümrüğe takılmadan gelirse onu takacağım yerine. Kısmetse o zaman kaç watt olacak bu 800? İşte yarısı gitmişti. 1600'e çıkabiliyor o zaman. Oh. Işındasın ortalık. Tabii canım tabii. O, yanarken
yıldatıyor. Bir kere evde transistörün birini patlattım da nur inmiş gibi oldu evin içine böyle bembeyaz. Şimdi Abdullah'cığım burada ilginç konular var. Ben bugün çok ilginç de ekranda görüntüler var. Sol tarafında Murat Bey var. Senin sağında da Oğuzhan var. İkisi arasında kaldım. İzliyorum. Sen de gülümsüyorsun. Oğuzhan bizim Allah yandım diyeceğimiz, vah vah ne yapacağız, biz şimdi bunu nasıl tamir edeceğiz diyeceğimiz şeyi görüyorsun. Gülümseyerek patladı 600'e düştü, sonra gelince 800 olur. İnşallah geldiğinde de 1600 olur. Bu kilowattlara geçiyoruz. Bir de bunu UHF'de yapıyor. Onun için acele etme. Bu camiada biraz şöyle eskidiğin zaman güzel cihaz alırsın. Valla ne diyeyim Oğuzhan, Allah versin. Yani ya bizlere de şöyle bir devre bir şey çizseniz de, bir de MRF falan öyle garip güzel transistörlerimiz olsa. MRF 300 çok güzel bir transistör bu arada. Hani hem HF tarafında hem VHF tarafında lineer yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Çok kaç lira tanesi? Zannediyorum transistörü $30 civarıydı. Transistör 300. O dual çalışıyor. İki tane koyuyorsunuz. Hocam senin bu söylediğin wattlara ulaşmak için o $30 transistörlerden kaç tane lazım? Bu şey zannediyorum 300 watt civarı MRF 300'ler. Yani 4 tane koysan rahatlıkla ulaşıyorsun zaten abi. Ne güzel. O benim söylediğim BLF 188 $200 ama. Böyle ışık çıkararak gidiyor o yüzden. Anladım. Bir Bora'ya söz vereyim. Bayağıdır eli havada kaldı. Bora'cığım söz sende. Selam tekrardan abi. Şey en son MRF 300 konuşuldu. Onu unutmadan söyleyeyim. AliExpress'te hazır. MRF 300'ü takılmamış. Amfiler mevcut 600 watt. HF için. Linkini yollar mı? Hemen şimdi onun linkini açıyorum. HF için yine. Yok. Genelde filtreleri olmuyor. Onların filtrelerini almayı ihmal etmeyin. Onu da şimdi atacağım hatta Zoom'a. Filtreleri de mevcut. Yanındaki linkte. Filtreli olmadığı zaman bak yani şeyde kısa dalgada çalışan adamlardan çok hayır dua alıyorlar yani. Etrafta iki, salyalar, iki ürün. Kürükler böyle etrafa. O zaman biz yani örnek veriyorum mesela bir de Expedition istasyonunun paylamında böyle bir salya sümük çıkmış, filtresiz linearla çıkmış adamın bütün aile efradının halini hatırını soruyoruz yani. Evet nasıl abi orada iki nokta var aslında. Şimdi birincisi inbound tarafı, IM3 dedikleri tarafı. Bir senin kendi cihazının kompresyonuyla alakalı. Yani 2.6 yerine daha geniş bantta yayın yapanlar var. Orada birazcık daha duyulayım diye yayın yapanlar. Daha da kötüsü, hani sen orada nokta frekansta adamı görüyorsun, sağa sola kaçıyorsun ama daha kötüsü adam HF linerinin arkasına herhangi bir filtre koymuyor. Adam 14 MHz'den yayın yapıyor, 28 MHz'den de duyuyorsun adam. Yani hem orayı hem orayı bloke etmeye başlıyor bu sefer. Maalesef. Yani o daha kötü yani. Mesela tek bir tane linear alayım da ben full HF kullanayım falan yemez abi. Yok o yani özellikle mesela hani benim VHF tarafında benim hem input'ta LNA girişinde ayrı filtrem var duymayı rahatlatmak için. Hem çıkışında dar band böyle bandpass filtrem var. Yani 140-150 arasında hani o eksi 3 desibel kazancı var ama hani 144-146 arasında asıl tün edilmiş vaziyette. Onun haricinde eksi 40, eksi 50 desibel kadar. Ben mesela şimdi hani ırkçılık yapmak istemem ama mesela İtalyan istasyonlar bu konuda mesela duayen yani dünyada. Adamlar bir çıkıyorlar abi. Hepsinin manevi babası oluyorum yani ben. Yani vay 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 vay. 1500 watt'tan bahsediyor. Evet bu filtreler 1500 watt'a kadar diye yazmışlar. Diğer attığım hemen burada en üstte gözüken Morkart'ta yani 600 wattlık bu çıkışı var. Üzerinde MRF'ler takılı değil halde. Onu sonradan siz takınız diye yazmışlar, not düşmüşler. Maksimum 600 wattta çıkabilmek için 53 voltla besleyin diye de not düşmüşler. Oğuzhan ne diyorsun, bu iş yapar mı cidden? Bak şimdi bu ne kadar? 1688. Hadi geliyor 2000 liraya bu.
Abi yapar ama bu yarısına da başında da bunu alıyoruz. Başına işe yaramaz. Yani nasıl? Bir power amplifier'ın içerisinde sadece çıkış katı yoktur. Yani burada ne var? Çıkış katı var, çıkış filtresi var. Muhtemelen bu kartın üzerinde geri dönüşü gösteren işte bir severe için bir geri besleme de vardır diye düşünüyorum. Bir yerine koymuşlardır o output'unu. Bazı kart tasarımlarında gördüm çünkü. Ki burada göremiyorum. Bunda yok mesela. Ama sadece o değil. Giriş çıkış röleleri, bir sequencer. Hani onlar da gerekiyor ve bant seçimi için bir belki bir kontrol devresi. Hangi bantta çıkış yapacağını seçeceğim bir selektör devresi. Hani bunlar da olacak. Soğutma için altına bakır plakasını koyacaksın bilmem ne. Hani ben 3000 lira verdim işte 1600 lira da karta verdim yaptı 4600. 400 lira da transistörlerine verdim 5000 liraya bir tane 600 wattlık amfim oldu diyemiyorsun. Doğru. Yani arka tarafta başka bilgilere de hakim olup onu çalışır bir sistem haline getirmen gerekiyor. Yani sen burada arabanın motorunu almışsın. Şesesini almışsın. Hani kaporta, hani direksiyon, hani gaz fren, hiçbiri yok. Peki hani şöyle yapsak, peki şöyle yapsak, sevgili Emin Bora Demirel'in arkasından gizlice İvedi'ye gitsek, o böyle kocaman kocaman 1 kilovatları alıyor ya hazır, onlardan alsak ha, öyle daha hazır bir şey alırsa ne olur, onun içinde hepsi var. Abi sen Emin Bora, bak Emin Bora'nın arkasından gidersen alacak hiçbir şey bulamazsın. O diyor zaten. Öyle oldu zaten Murat abi. Bak bu gittikten sonra sen gittin mi boş mekanda karşılaşırsın. 11. lineerini esasında, al. Esasında kendisi burada yok değil mi şimdi? Ha, yok ama zaten bak, şimdi gıyabında konuşalım. Birimiz onu lafa tutarken birimiz onun o konteynerlardan bir tanesini patlatalım. Bırak. Yok. Cümle aleme yetecek malzeme var abi adamda. O saklıyor bir yerde de şeyi söylüyor. Ya ne kaç işte? Tane konteyner var abi sen Allah'ını seversen abiler, ya. Emin Hoca bu abiler, ya. Abiler kayıttasınız bir de konteyner patlatmak falan derken bir de esas olun. Başınıza bela olursunuz. İhale size kalır. Bizim yine affedersiniz şu an Zoom konferans odamızın sahibi yani. Yüce Emin Bora Demirel'den bahsediyoruz. Gelsin biraz özledik kendisini. Abi sen hazır. Beni bir editlesene buraları. Editleyeceğiz. Başka çare yok. Ya editleme olunca ertesi günü kayıda giremiyorum. Efendim saat 23.58 saklak gibi 2 dakika sonra 24'ü buluyoruz. Biz biraz haşere konuşmaya başladık bu akşam. Efendim bizi izlemeye devam ediniz. Bizim Atiş Serbest bölümümüz var. Orada neler konuşuyoruz neler? İyi ki varsınız. Evet. Aylardır, senelerdir böyle devam ediyoruz. Gecenin o saat olmuş. Yine 28-30 kişiyiz. Adem Bey buyurun. Sizinle kapatalım. Evet, pardon. Ben zaman zaman ayrıldım monitör başında. Bu pazar günü için yapılacak 23 Nisan dolayısıyla yapılacak çalışmalar var mı? Rıha Bey buyurun. Adem abi merhaba. Pazar günü yaklaşık 5-6 istasyondan çıkış yapılacak. Onunla ilgili bir detaylı yazı ayrıyetten paylaşacağız zaten. Şu anda 170 resim oldu. 171 resim oldu. 9 tane de ses dosyası var. 5-6 istasyonu paylaştırıp yani KGSTV olarak bile göndersek yaklaşık 15-20 tane düşecek istasyonu. Onu da bir gün içerisinde gönderebiliriz zaten. KGSTV'yi de hani cihazlara test edilmesi açısından düşünüyoruz. Hem çocuklar o resimlerin şeyi çok merak ettiler. Nasıl geldiğini, o resmin tekrar nasıl oluştuğunu merak ediyorlar. Onunla ilgili YouTube canlı yayını yapılacak. Aynı zamanda da bir kısmı gönderme esasında bir kısmını da çocuklar resimler alınırken görsün diye KGSTV'ye ekledik. Belki hani SSP modundaki sesli haberleşme içinde 9 tane ses var, ses dosyası. Onları da ayrı ayrı göndereceğiz ki hani çocuklar aileleriyle birlikte o web SDR üzerinden de takip edebilsinler diye. Yani bantlarda SSP yapılacak mı? Tabii tabii. Tabii Dağ TV'de var. En son rahat izlesinler diye YouTube'dan şey yapılacak. Bunun kaydını da alıp zaten yükleyeceğiz. Görüntülerin hepsi birleştirilip bir video haline getirilecek. Anladım. Güzel. Hı-hı, o şekilde.
Tamam. Kapatayım mı programı? Bu arada o çözüm için 5000 liralık çözüm için farklı bir şey sunabilirim ben size. Özellikle Abdullah burada mısın? Burada. Evet abi, ha. Buradayım. O az önce gösterdikleri pağa katı vardı. 5-6 Oğuzhan Bey'in söylediğine göre 5-6 bin liraya çıkıyor ya. Onun 1000 liralık işini görmüyorsa abicim, 1000 liranın üzerindekileri WhatsApp'tan arıyorsun. Öyle bir çözüm önerebilirim sana. Ulaşamadığın yerleri WhatsApp'tan ara. Evet, bu arada Ruh abiye katılıyorum yani. Hani 600 lot birazcık iddialı bir şey yani, sayı diyeyim. Volkan abinin daha önce denediği böyle yeşil PCB'li olanlar vardı, hatta hazır aldım dediği. Evet. Hani 817'nin çıkışına takıp dernekle denediğim. Çok da güzel dediğim, sonuç veriyor. Ya ben aslında hani önümüzdeki ay bir tane edinmeyi düşünüyorum. Yaklaşık hani 1000 lira civarında Ruh abi dediği gibi. Hani benim şu anda hani QRP'den normale geçişimde çok ideal bir step up olacaktı. Hani daha ötesi dediği gibi Ruh abi birazcık şey. Hani o tarafla da WhatsApp üzerinden konuşayım yani. Hani orası da şey olsun. Baracığım, 1000 watt'ta nereye ulaşmayı düşünüyorsun? Yani bu kullandığın watt, kullandığın sisteme göre değişecek. Şimdi Morse 1 watt'a kadar dünyanın her tarafına gidebiliyorsun. QRS'si var. Neden yukarı tarafını düşünüyorsun ki? Bunun aşağı tarafına bak birazcık. QRS'si var. Ne bileyim, onun yazı resminde olan başka bir şey daha vardı. Neydi o? Weak sinyal tarafı mesela benim daha çok şeyimi, dikkatimi çekiyor örneğin. Hocam, hayat QRP için çok kısa diye çok sevdiğim bir laf var benim. Aynen. Yok, neden öyle olsun ki? Ben ya, çok QRP denedim abi. Çok hani onu da yaptım da hani bir de normalini yapayım diyorum. Hani o tarafı da eksik kalmasın bende. Ama çünkü Boracığım, sen hep çıkış tarafındasın. Dinleme tarafında da çok güzel şeyler var. Ha, orası öyle abi tabii de yani şey normal konvansiyonel diyeyim, hani normal standardını birazcık şey çok aksattım diyeyim, geçe kaldı. Yani normal, evet. Şimdi normal cihaz dediğimiz hani atıyorum 857, 7300 öyle imkan olmayınca göz önünde onu gördüm. Hani dedim hani bir de bunu denemiş olayım. Hani bana ne faydası olacak? Atıyorum maksimum hani ekstrası Yeni Zelanda'ya giderim. Ulaşırım yani. Ulaşamadığım dediğim yer orası olur. O da sesli olsun diye, SSB olsun istediğimden, yoksa dediğim gibi Whisper'la veya diğer dijital modlarla hani ulaşılabilecek yerler elbette. Aslında biraz da inada biniyor işte, değil mi? Şimdi sonucunda. Doğru. Evet. Evet efendim. Bu akşamlık da atış serbesti başlatalım. Önümüzdeki hafta yine bir arada olacağız. Teşekkür ederiz keyifli katılımlarınızdan dolayı. Bu akşamlık bu kadar, bitti vaktimiz. Yarın yine geliriz. Hoşçakalınız diyoruz ve atış serbesti başlatıyoruz.